Diyelim bugün akşam saat 21'den itibaren sokağa çıkma yasağı olacak. Zaten bütün Türkiye'de 21'den itibaren kısıtlama, sokağa çıkma yasağı oluyor. Ama bu hafta bir farklılığı var. Eğer ilinizin rengi kırmızıysa, ki ülkenin 58 ilinde, 81 ilin 58'inde durum kırmızı alarmda. Hal böyle olunca da biliyorsunuz cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı söz konusu. Bu akşam saat 21'de sokağa çıkma yasağı başlayacak. Pazartesi günü saat 05'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanılacak. Bunun da bir altını çizelim, hatırlatalım. Sağlık, huzur, mutluluk ve barış dileklerimizle günaydın Türkiye'ye başlıyoruz efendim. Yine söyleyeceğimiz, konuşacağımız, diyeceğimiz çok şey var. Diyeceğim var başlığı cuma günlerinin özel başlığı biliyorsunuz. Her cuma diyeceğim var günü. Şöyle hafta başından biriktiriyoruz. Cuma günü hep beraber paylaşıyoruz ve konuşuyoruz efendim. Diyeceğiniz çok şey vardır. Savaş Kerimoğlu Twitter adresine ve Savaş Kerimoğlu 06 Instagram adresine diyeceğim var dediğiniz ne varsa bekliyoruz efendim. Ekonomiyle ilgili diyeceğim var diyorsunuzdur. Siyasetle ilgili diyeceğim var diyorsunuzdur. Mesela mecliste muhalefetin oylarıyla reddedilen bir kanun teklifi iç tüzük denildi. Oylamada hata var denildi. Meclis başkanına iç tüzük yetki veriliyor denildi ve tekrar oylanacak. Yeniden gündeme gelecek kanun teklifinin oylanması, görüşülmesi. Oysa iç tüzükte eğer ki oylamada bir hata yoksa, bir yanlış yoksa, maddi bir hata yoksa, şekil bazında bir hata yoksa, muhalefet reddettiyse ya da edildiyse bir teklif, bir yıl sonra, bir yıl boyunca görüşülemiyor aynı başlık, aynı kanun teklifi. Ama dün biliyorsunuz Türkiye'de demokrasi tarihinde bir farklı sayfa daha açılmış oldu. Muhalefetin çoğunluğu sağlayarak el kaldır indir aritmatiğinde muhalefet avantajlıydı. Hatta dün sabah konuştuk, golü attı muhalefet iktidara diye ve iktidarın da vara gideceğini söylemiştik. İktidar vara gitti. Var hakemi de meclis başkanıydı efendim. Var hakemi pozisyona baktı ve dedi ki ofsayt var mı yok mudan öte şöyle bir mevzuata, iç tüzüğe baktı. Dedi ki benim yetkim var ve bu oylamada ilgili sıkıntı var. Var hakemi olarak yeniden görüşülsün, yeniden oylansın diye bir durumu ortaya çıkardı. Mecliste fırtına koptu. Muhalefet tepkisini ortaya koydu. İktidar dedi ki hayır, zaten CHP'li meclis başkanı yanlış uygulama yaptı şeklinde. Muhalefet fırsat kolladı ve o fırsatı gole çevirdi şeklinde. Muhalefet de diyor ki o zaman geleydiniz. Yani meclis genel kurulunda olsaydınız 290-300'den fazla Cumhur İttifakı'nın milletvekili var. Hadi MHP'liler dedi ki biz hani kanun teklifinde bulunmayacağız ama oylamada yeter sayı zaten AKP milletvekillerinin orada olmasıyla söz konusu olabilecekti. Ama AKP milletvekillerinin sayısının muhalefet bloğundan daha az olması tüm bunlara sebebiyet verdi ve muhalefet de tepki gösteriyor. Yani siz kazanana kadar, oylar size dönük olana kadar sürekli böyle mi yaşayacağız artık? Demokrasinin gereği bu mudur yani? Çoğunluğun aza tahakkümünü mü yaşayacağız? Siz yoktunuz, biz işte demokrasi, çoğunluk kimdeyse o dakikada o kazandı ama hayır ben bunu saymıyorum diye bir mızıkçılık mı yapıyorsunuz? Eleştirileri var. Hepsine bakacağız zaten efendim. Bu arada diyeceğim var. Salgınla ilgili olarak süreç hiç de istediğimiz gibi devam etmiyor. Etmeyecek gibi de öyle de gözüküyor ne yazık ki. Çünkü olguların arttığı ve ölümlerin de giderek arttığı bir tabloyu yaşıyoruz. Ne yazık ki diyeceğim var. Salgın artık sanki kontrolden çıktı. Ya da diyeceğim var. Tüm bu süreci yönetenler sürü bağışıklığıyla bu durumu yönetiyor gibi. Çünkü kısıtlamalar yok.
kapanmalar yok. Olgulara bakıyorsunuz, yani vakalara bakıyorsunuz efendim, almış başını gidiyor. Rekor üzerine rekor kırdık. 30 Mart'ta rekor kırdık dedik, 31 Mart'ta rekor kırdık dedik, 1 Nisan'da şaka değil rekor kırdık dedik, bu işin şakası yok dedik ve geldik 2 Nisan'a. 1 Nisan'ın tablosu bize durumun ne kadar vahim olduğunu anlatıyor. 40 bini aştı olgu. 176 insanımız 24 saat içerisinde hayatını kaybetti. Ağır hasta artıyor. Aşıyla ilgili olarak da özellikle randevusunu alıp birinci doz olsun, ikinci doz olsun. Randevusunu alıp işte aile hekimine giden, aile sağlık merkezlerine, hastanelere gidenler randevum var denilince, ha randevunuz var da bizde aşı yok. Keşke aşımız olsaydı, o zaman randevunuz bir anlam kazanırdı deniliyor ve geri dönmek zorunda kalıyor. Pek çok insan zaten mesajlar da öyle geliyor. Diyeceğim var, aşı yok diyenler fazla bu aralar. Tabii ki bu aşı konusu da yine gündemde, özellikle alternatif bir şekilde BioNTech aşısının da vurulmaya başlandığı şu günlerde yeter ki aşımız olsa denilen o durum bir kez daha önümüzde. Yeter ki aşımız olsa, yoksa sağlık emekçileri zaten elinden gelen çabayı gösteriyor. Hem tedavi noktasında, hem yoğun bakım ünitelerinde, hem hastanelerde, hem de aşı uygulama odalarında canla başla çalışıyorlar. Gelene hemen aşısını yapıp ne yapması gerektiğini bir söylüyorlar, takibi ortaya koyuyorlar. Sağlık emekçilerinin emeği acaba boşa mı gidiyor, heba mı oluyor diye de sormak gerekiyor. Ve bu arada sağlık emekçileri tükenmeye devam ediyor. Ölüyorlar efendim. Bir yıl içerisinde sağlık emekçilerinin kaybı 400'ü aştı ne yazık ki. Üstelik daha 30 Mart'ta yaşamını yitiren sağlık emekçisi gündemde. Çünkü ölüm raporuna koronavirüs tedavisi gördüğü halde 20 günün 30 günün üzerinde ağır bir tedavi görüp hayatını kaybetmesine rağmen koronavirüs olarak ölüm belgesine yazılmamış. Doğal ölüm olarak yazılmış. Türk Tabipleri Birliği de ayağa kalktı. Biz başından beri diyoruz zaten, pek çok ölüm raporuna, belgesine koronavirüs, COVID ölümü yazılmadı. Ölüm raporlarıyla ilgili tartışmalarda yeniden önümüze konuyor gibi. Sanki filmi başa sarıyoruz ama bu kez daha fazlasıyla sıkıntılar söz konusu. Yani geçtiğimiz yılın Mart ayında yaşadığımız o korku, panik, endişeyi bu kez daha büyük rakamlarla yaşıyoruz. Yani 2020'yi düşünün, öyle 40 bin vakayı falan görmemiştik hiç. Ölüm haberlerini 5-10 olarak alıyorduk salgın böyle dünyaya doğru yayılırken. Şimdi dünya da endişe içerisinde. Pek çok ülke kapanmaya, kısıtlamaya gidiyor. Önemli tedbirler alırken aşıya ulaşmak için de hızla yarışın içerisinde olmaya parayı bastırıyor. Ya da aşı üretimiyle ilgili çaba sarf ediyor. Bizde işte Çin'den gelecek olan aşının sayısıyla ilgili hala net bir bilgi sahibi olmama durumu var. Mayıs'ta mı olacak, Haziran'da mı olacak, sonbahara mı bırakılacak? 105 milyon aşı, 52,5 milyon insan ne zaman aşılanacak, nereye kadar devam edecek bu belirsizlik? Diyeceğim var, bu iş böyle devam edemez. Çünkü insanlar hayatlarını kaybediyor, hastalanıyorlar. Bununla beraber ekonomik olarak da çok büyük bir çöküntünün içine giren büyük bir nüfus var. Bunu da unutmayalım. Emeklisi, işçisi, esnafı, memuru zaten geçim derdiyle bunalırken, üzerine bir de salgın koşulları geldi. Destek beklerken destek yeterli şekilde gelmeyince hastalıkla mücadelede, ekonomiyle mücadele ve zorluklar üst üste geldi. Çığ gibi bir sıkıntı bizi takip ediyor. Her an o çığın altında kalma ihtimalimiz söz konusu. Allah beterinden saklasın. Allah sonumuzu hayır eylesin. Son dönemin biliyorsunuz moda tabiri. Efendim, diyeceğim var başlığıyla konuşacağız elbette. Sizlerden de paylaşımlar bekliyoruz. Bu diyeceğim var başlığı içerisinde bugün 2 Nisan otizmin
farkındayız dememiz gerekiyor. Ve 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde şöyle mavi ışıklar yanacak. Otizmli çocuklarımız için, otizmliler için Nisan ayı boyunca dünyanın gündeminde olacak otizm. Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk 3 yılında fark edilen bir nöro gelişimsel bozukluk otizm. Otizmin de farkındayız diyeceğiz sizlerle birlikte. Paylaşımlarınızı bekliyoruz efendim. Şimdi şöyle çok şeyi konuşurken Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları, gösterileri, demokratik talepleri, atama rektöre karşı o öğrencilerin ve akademisyenlerin duruşunu bir kez daha gündeme almamız gerekiyor. Yine İstanbul'da özellikle gözaltına alınan, işte haklarında adli işlemler yapılan öğrencilerle ilgili arkadaşları, üniversite öğrencileri dediler ki bir artık şu arkadaşlarımızı bırakın ve atama rektör, atanmış rektör istemiyoruz. Ocak ayından beri bunun altını çiziyorlar. Atanmış rektör Melih Bulu da bir vallahi yani bir 6 ay sürer diye düşünüyorum demişti. İstifa etmeye de gerek yok diyerek zaten tavrını ortaya koymuştu. Akademisyeninden öğrencisine, kampüsteki kediden köpeğe, kuşuna varıncaya kadar atanmış rektör istemiyoruz duruşundalar. Eylemlere bakıyorsunuz, kampüsün kedisi köpeği öğrenciyle akademisyenin yanında. Ağaçlar da neredeyse ona göre şöyle bir dallarını sallıyor. Öğrencilerin tempo tuttuğu sloganlara ağaçlar da dallarıyla adeta karşılık veriyor. Yani kampüs içerisinde Melih Bulu'yla ilgili olumlu bir duruş gösteren hiçbir canlı nefes alan varlık yok. Yani taşa sorsanız belki taş bile diyecek ki vallahi yeter artık yani. Ama öyle bir duruş da söz konusu. Şimdi bir Boğaziçi'ne gideceğiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler bir kez daha protestodaydı ve eylem yapacaklardı Kadıköy'de. Ve işte o tutuklanan iki öğrenci arkadaşları için serbest bırakılsın çağrısı yapacaklardı. Anayasada aslında amir bir hüküm var. Gösteri, yürüyüş, protesto hakkınız var efendim. Anayasa size ananızın ak sütü gibi bu hakkı teslim ediyor. Ama diyor ki şiddete, silaha, ona buna başvurmadan, izin almadan rahatlıkla yeter ki şiddet olmasın, yeter ki silah olmasın, kimsenin malını falan filan kırıp dökmeyin, vandalizm gibi bir şey olmasın, yap o zaman. Yap, benden izin almana da gerek yok diyor. Ama işte anayasayı tartıştığımız acil eylem planı olarak insan hakları beyannamesini falan tartıştığımız, hayatımıza reform olacak şekilde girmesini beklediğimiz o günlerde öğrenciler yaka paça gözaltına alınıyor. Orantısız bir güç kullanıyor polis ve fotoğraflara bir bakalım. Fotoğraflara yansıdı o anlar. Emrah bir hemen sana zahmet vole yansıtıver. Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerin boğazı sıkılıyor. Sert bir müdahale var efendim. Boğaz içinde boğaz sıkılıyor adeta. Nefes alamaz durumda öğrenciler. Şimdi hayatım dosyanın içinde Emrah'cığım bugünün dosyasına baktığında Boğaziçi'li öğrencilerin boğazı sıkılıyor diye bir fotoğrafların olması lazım. Boğaziçi'lilerin boğazı sıkılıyor diye bir başlığı olan 3 ayrı fotoğraf var. Orada var, onları bir hemen verirsek ekrana onun üzerine konuşalım. İşte Türkiye'de ortaya çıkan manzara bu. Dün itibariyle öğrencilerin protestosuna müdahale eden polis. Bir işte öğrencinin boğazı sıkılıyor. Çevresinde 5-6 polis var. Her öğrencinin başında aynı şekilde çok sayıda polis vardı dün. Yine yaka paça gözaltına alma, yere yatırıp böyle sert müdahale. Yani o çocukların acaba böyle bir rahatsızlığı var mı? Nefes alıp alamama durumları ne? Yani Allah göstermesin. Amerika'da George Floyd'u hatırlayın. Yani bastırdılar ensesine, adam hayatını kaybetti. Benzer görüntülerin yaşanmaması arzumuz, dileğimiz. Polisin de bu sert müdahalede biraz kendisine dikkatle olaylara müdahale etmesi gerekiyor. Eğer toplumsal bir olaya müdahale edilecekse onun şekilleri, boyutları zaten mevzuat içerisinde belirlenmiş. Öğrencilerin görüldüğü her yerde boğazının sıkıldığını
gördük dün Kadıköy'de. Bir bakalım görüntülere o zaman Emrah hemen. İki öğrencinin serbest bırakılması istenecekti bu protestolarda ama öyle olmadı. Neredeyse her sokağı kapatan polis protestoya izin vermedi, öğrencilere sert müdahale etti. Öğrenciler Cafer Ağa'da toplandı Kadıköy'de ve tutuklanan arkadaşlarına destek eylemine başlamak üzereydiler. Daha eylem başlamadan da bu görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alındı öğrenciler. Tamam. Tamam, okey. Tamam. Polisin müdahalesi bir hayli sert oldu. Gazetecilere, basın mensuplarına da yine görüntü alması engellenir şekilde bir müdahale söz konusuydu. Dün Kadıköy'de polis işte gördüğünüz gibi gazetecileri, kameramanları, muhabirleri de gözaltı aracının orada ne yaşandığına dair görüntü alınmaması için uzaklaştırıyor. Üstelik bayağı da bir sert müdahale söz konusu. Erdinç bizim muhabir arkadaşımız ve kameraman arkadaşımız yine defalarca tartaklandılar, itildiler. Erdinç Yılmaz'ın kafasına da bu arada kamera isabet ediyor. Halk TV'nin kamerası isabet ediyor. Polis görüntü alınmasına izin vermiyor. Eğer aslında bir gösteri sırasında işte gözaltı söz konusuysa o gözaltı işleminin de yapılacak şekli var ve kurallara göre yapılıyor. Müdahalenin orantısız olmaması şeklinde gerçekleşmesi icap ediyor ama belli ki polis o görüntülerin alınmasını istemiyor, arzu etmiyor ki böyle görüntüler ortaya çıktı. Daha da sert müdahaleler de vardı. Bunun da altını çizelim. 30'dan fazla öğrencinin gözaltına alındığı bilgisi var. Yine bugün bakalım o protestoların, gösterilerin yansıması nasıl olacak? Efendim, gündeme Boğaziçi'nden sonra meclisle devam edelim. Meclise gittiğimizde de kanun teklifinin adı kamuoyuna anlatıldığı, aktarıldığı üzere meclise sunulduğu şekliyle adı şu: güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dair kanun teklifi. Bu ne demek? Devlette bir işte kadroya girecekseniz, devlette hükümet kapısında bir işe girecekseniz güvenlik soruşturması oluyordu. Ama bu kanun teklifiyle bu güvenlik soruşturmasının çok daha farklı bir şekilde ele alınmaya başlandığı ve fişlenmeye gittiği şeklindeydi. Bununla iktidar fişleme yapıyor diye muhalefet tepki gösterdi. Üstelik hani sadece CHP değil, CHP her şeye karşı diyor ya iktidar. CHP değil, İYİ Parti de tepki gösterdi. HDP de gösterdi. Türkiye İşçi Partisi de gösterdi. Bağımsız milletvekilleri de gösterdi. Doğru değil dediler. Geçtiğimiz yıl bu kanun Anayasa Mahkemesi'ne iptali için gönderildi. Anayasa Mahkemesi iptal etti. Biraz üzerinde değişiklikle ama içerik olarak aynı şekilde geri geldi. 9 ay sonra geri geldi ve kanun teklifi meclis komisyonunda kabul edildikten sonra ana adrese, genel kurula, milletin temsil edildiği, millet iradesinin yansıdığı genel kurula geldi. İktidarla muhalefet tamam dedi, hadi bakalım kozlarımızı bir de burada paylaşalım. Biz bunun fişleme olduğunu söylüyoruz, doğru olmadığını söylüyoruz dedi muhalefet. İktidarda hayır, ihtiyaç vardır. Çünkü devletin içine sızanlar var diye bir değerlendirmeler, işte kanun teklifini savunmalar derken oylama yapıldı. Tümü üzerinde bir görüşme yapılıyor efendim. Bir kanun teklifi geldiğinde önce teklifin tümü üzerinde bir görüşme yapılır. Sorular sorulur, sonrasında tümü üzerindeki görüşmeler biter ve meclis başkan vekili ya da meclis başkanı, oturumu çok nadir yönetir meclis başkanları, böyle anayasa değişikliklerinde cumhurbaşkanı gelecekse, liderlerin de bulunduğu böyle çok önemli ağır bir gündem varsa o zaman meclis başkanı çoğunlukla yönetir meclisi, ama onun ötesinde partilere bırakılır. Her partinin de meclis başkan vekili vardır ve o meclis başkan vekilleri de oturumları yönetir. Bu kanun teklifinin görüşülmesinde CHP'li
Haydar Akar kürsüdeydi. O yönetiyordu Meclis Genel Kurulu'nu ve maddeler üzerine geçilmesi, oylanması gerekiyor. Çünkü kanun teklifinin geneli üzerinde nedir bu, ne değildir diye görüşüldükten sonra maddeler tek tek ele alınır. O maddelerde de önerge verilir, ek yapılır, madde üzerinde tartışmalar olur. Yani yasama pratiği içerisinde bir yasa, bir kanun yapılırken bunlar olmazsa olmazlar. Zaten iç tüzükte de bu net bir şekilde ortaya konuyor. Maddelere geçilmeden önce yapılan oylama kanun teklifinin hani geçmesini, devamını ya da hayırı ortaya koyuyor. Yok, bunu görüşmeyelim. Maddelere hiç girmenize gerek yok. Geneli bir konuştuk ama maddelere girmeyin, kabul etmiyoruz'u ortaya koyar. Oradaki oylama. İşte o oylama da bunun içindi. Maddelere geçelim mi? Ne diyorsunuz diye sordu. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum dedi meclis başkanı. Kabul edenler dedi, bekledi. Kabul etmeyenler dedi ve şöyle baktı, çünkü hani el kaldırmayla, işaret yoluyla oylama yapılıyor. İşaret yoluyla olunca divan katipleri vardır hemen yan tarafında, onlarla beraber sayılır hemen. 1, 2, 3, 5, 8, 14, orada da 34 tamam derler ve kabul edilmemiştir ya da kabul edilmiştir derler. Bu kez iktidar kanadında az sayıda milletvekili vardı. Muhalefet kanadında daha çok milletvekili vardı. Çünkü özel bir hassasiyetle de oradaydı muhalefet milletvekilleri. Ve Haydar Akar şöyle bir saydı, dedi ki sayalım, saydı ve kabul edilmemiştir dedi. Oradan sonrası aslında artık bitti. Mecliste milletin iradesi emanet olarak verilmiş olan, iktidara, muhalefete emanet olarak verilmiş millet iradesi aslında kendisini dillendirdi, dile geldi millet iradesi. Bu kanun teklifini reddediyoruz dedi. Makinaya gidelim, yani işte bir oylamayla ilgili süre kazanalım diyor işte Özgür Özel. Orada süre kazanacaklardı. Genel kurulda, kulislerde, odalarda olanlar koşarak geleceklerdi ki çoğunluk sağlansın diye. Haydar Akar dedi ki yok, görünen köy kılavuzu istemiyor. Buyurun işte oradaki sayıyla buradaki sayı zaten çok net. Kabul edilmedi dedi ama kabul edilmedi ifadesi ya da kararı kabul edilmedi AKP tarafından. VAR'a gittiler efendim. Golü yedi iktidar, muhalefet öyle diyor. Golü yediniz, bu golü çıkaramazsınız artık dediler ama iç tüzüğün 13. maddesi oylamada eğer bir yanlış olduğu söz konusuysa, böyle bir tartışma varsa meclis başkanına bir yetki veriyor. İç tüzüğün 13. maddesi orada var. Sana zahmet Emrah bir atıver şuraya, bir okuyalım. Böylelikle hani dünden beri herkes konuşuyor. İç tüzüğün 13. maddesi, anayasanın 93, 94, 95. maddesi. Acaba ne diyor? Yani iyi güzel 13. madde de. Bakın 13. madde bu. Başkanlık divanı kanunlar ve iç tüzük gereğince verilen görevleri yerine getirir. Başkanlık divanı, meclis başkanlığının oradaki o divandan bahsediyoruz. Genel kurulda, oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, dün onu söylüyor AKP, yanlışlık var, yanlışlık oldu. Muhalefet ne diyor, ne yanlışlığı? Siz azdınız, biz çoktuk. Bunun nerede yanlışı var? Yanlışlık olduğu iddia edilirse başkan usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oya başvurarak düzeltme yapar. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa meclis başkanı divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır. Yani VAR'a gidebilir diyor orada. VAR'a gidebilir. Başkan kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görürse divanın görüşünü alabilir diye devam ediyor. Meclis başkanına da dün AKP dedi ki iç tüzük 13. var. İç tüzük 13. maddeye göre sen bir gereğini yap. VAR hakemi değil misin sen? Hakem aslında meclis başkanı. Tarafsız, yasama faaliyetini en üstünde, yasamayı önceleyen ve meclisin bütün partilerinin meclis başkanı olarak aslında o bir hakem. Hakem olarak işte ona başvurulması gerektiği noktada da AKP dedi ki VAR protokolünü uygula. VAR protokolü ne? İç tüzük 13. madde. İç tüzük 13. maddeyi uygulayınca muhalefet dedi ki tamam, iç tüzük size bu hakkı veriyor da
Öyle değil. İç düzlükteki hakkı kullanmakla haklı olmuyorsunuz. Çünkü burada el kaldırma var. Millet iradesinin yansıması var. Siz millet iradesini hiçe sayıyorsunuz. Endişeniz var bir yerden fırça yemekten ya da sıkıntıya düşmekten. Oysa muhalefet çoğunluktaydı diye itirazını ortaya koydu, tepkisini ortaya koydu. CHP'si, İYİ Partisi, HDP'si ve tabii ki yine dediğimiz gibi Türkiye İşçi Partisi. Herkes tepkiliydi muhalefet bloğunda. Bir bakalım mı o gol nasıl ortaya çıktı? Düne bir gideceğiz şimdi efendim. Dün özellikle Meclis Genel Kurulu'nda, dün değil ondan önceki akşama gideceğiz hatta, 31 Mart'a Meclis Genel Kurulu'nda neler olduğunu böyle bir anlattık ama dilerseniz önce dün akşama gidelim. Mecliste tansiyon inanılmaz yüksekti ve iktidar, muhalefet bakın nasıl tartıştılar, sonuç neye vardı? Yapın arkadaşlar, zulmedin, zulmedin, zulmedin ki sonunuz gelsin, gidiyorsunuz. Alıştığınız bir üslupla size söyleyeceğim. Oh, oh, oh. Seçildikten sonra ilk kez yüzünü gördüğümüz milletvekillerini CHP grubunda görmek bizleri memnun etti. Tabi ara sıra gelsinler. İnsanda bir eksiklik varsa bunu karşıya yansıtmakla ilgili bir psikolojik refleks oluyor. Bugün Sayın Cahit Özkan kendisi dün gece başında yankılanan soru şuydu. Bizim grupta 300'e yakın milletvekili var ama dün oylama sırasında 15 kişi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli iradeye yaklaşımının ne olduğunu tek parti döneminden çok iyi biliyoruz. Milli irade hırsızlığınız suçüstü yakalanmıştı. Oy size verildiğinde milli irade, başkasına verildiğinde kirli irade dediniz ve aynen geçen sefer yaptığınız gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun soyunduğu role dün partili meclis başkanı soyundu. Burada iyi çalışılmış bir tertibi gördük. Maalesef bu tertibin içerisinde bakınız açıkça iç tüzüğün hükümleri 13. madde ihlal edilmiş. Sayın milletvekilleri, sayın grup başkan vekillerini dinleyelim. Siz dün öyle bir gol yediniz ki yani güçlüyü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Üzerindeki tarafsız hakem formasını çıkarıp AK Parti forması giydi. AK Parti'nin değerli seçmenlerine, AK Parti'nin değerli seçmenlerine meclis başkanına şikayet ediyorum. O kamera görüntülerinin çıkmayacağını zannettiniz. Meclis TV'nin ortaya koyduğu o görüntüler sayın milletvekilleri tertip içerisinde önceden buradan anlaşılmıyor divandan sayın milletvekilleri lütfen. Maalesef milli irade yok sayılmıştır. Gerçek şuydu. Katip üyeler yok başkanım, yok başkanım ifadesinden sonra değerli katip üye dönüp makineye gidelim. Makineye gidelim ne demek? Arkadaşlar yok, zaman kazandıralım. İçeri koşup gelsinler demek. Ben sizin yerinizde olsam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdiğim kanuna sahip çıkardım. Şimdi başınızı yerden kaldıramamanız lazım sizin. Şimdi diyorum kanunuza sahip çıkın. Dün buradaydık, 10 kişi vardı. Muhalefet grubunda da milletvekilleri vardı. Şu mikrofon şehvetine kapılıp da parlamento grubundan milletvekili olup da buraya gelip de AK Parti grubunda 10 kişi var deyip muhalefet grubunda 100 kişi var demek yakışmıyor değerli arkadaşlar. Ben iç tüzüğün size tanıdığı hukuka karşı değilim. Ben kaldığınız minareye, aradığınız kılıfa karşıyım. Onun için konuşuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi ne derse ona saygımız sonsuzdur. Hepimiz de ona saygı göstermek zorundayız. Sayın Eytaş, kimi Adıyaman'da un taşır, kimi bir tekkede zikir çeker, kimi imar plan değişikliğine fikir verir, kıyamadığım zavallı milletim de bunlar için vergi verir, haram olsun, zıkkım olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli iradeye yaklaşımının ne olduğunu tek parti döneminden çok iyi biliyoruz. Görevinize hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkürler Sayın Özel. Giydiniz. Oh, oh, oh.
gündemimizde başka bir iş bulunmadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15'e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Efendim dün işte o oylamanın tekrar yapılıp yapılmaması tartışmalarında bunlar yaşandı. Birleşimi de Haydar Akar kapattı. 6 Nisan'da normalde işte o birleşim içerisinde, oturum içerisinde oylama tekrar yapılabilir idi. Ama Haydar Akar dedi ki komisyon yok, görüşeceğimiz başka bir şey de yok. Hadi ben oturumu... Şeyler anlatmıyor. Farkındayız nelerin olduğunun farkındayız. 243 bin test. Test ihtiyacı artıyor belli ki. Çünkü 100 binlerden, 110 binlerden Mart ayın bittiği an itibariyle 243 bine geliverdik. 40.806 olgu var. 40 bini aştık. Rekor kırıldı. 1 Nisan'da Türkiye'de rekor kırılmış oldu. 2 Nisan'da dileğimiz, isteğimiz bu sayının artık düşmeye başlaması. Yani bir anda yok olacak hali söz konusu değil. Onu zaten biliyoruz. Oysa kısıtlamalarla, kapanmalarla şunu şuralarda tutabilirdik. Şöyle 4000'lerde, 2000'lerde falan uzmanlar öyle diyor. İyi bir kapanma ortaya koysaydık hem olguları azaltırdık, hem hasta sayısı 1424 olmazdı, hem de 176 insanımızı 24 saat içerisinde kaybetmezdik diyor uzmanlar. Özellikle İngiltere'ye işaret ediyorlar. Şimdi bizde bir İngiliz varyantı ve İngiliz mutantı söz konusu ya, çok hızlı bulaşıyor, daha etkili olduğu ifade ediliyor. İngilizlerden kaynaklı çıktı. İngilizler orada önlemleri aldılar, vakaları düşürdüler, ölü sayılarını azalttılar, aşılamayı hızlandırdılar. Orada kapanma da devam ediyor, kısıtlama da iyi kötü devam ediyor. Ama işte bu tabloyla karşılaşmıyorlar. Tabii ki artış var, tabii ki yine etkili bir virüs durumundan da bahsediyoruz. Fransa, onlar da sıkıntı içerisindeler, onlar da kapanmaya gidiverdiler. Bakın ağır hasta sayısı 2135 oldu. Çok hızlı yükseliyor. Yani bu hıza virüs etkili ama kısıtlamaların olmaması da etkili. Giden her bir can bizden. Hastane odalarına, yoğun bakım ünitelerine entübe hale düşenler bizim insanlarımız. Hangi görüşten olduğunun, hangi partiden olduğunun, dilinin, renginin, ırkının, cinsiyetinin hiçbir önemi yok. Bizim insanımız. Ve bu virüs geldiğinde de ha sen AKP kongresine mi gitmiştin? Dur or tamam sıkıntı yok ben bu tarafa gidiyorum demiyor. Ona da yapışı veriyor. Onu da inim inim inletiyor. Yakınlarını endişelendiriyor. Korkuyla her güne başlıyor insanımız bu virüsle muhatap olduğu an itibariyle. O yüzden diyoruz ki yani şu siyaset üstü bir duruşla ve yapılması gerekenlerin tam anlamıyla tespitiyle gereği yapılsın. Yoksa siyaseten yönetemediniz, yönetemiyorsunuz düşüncesine sahip olanlar da hata yapıyor. Siyaseten değil, bu toplumsal bir mücadelenin ortaya konacağı günlerde birlikte hareket, beraber hareket ve önceliğinizin toplumsal sağlık olması, toplum sağlığı olması gerekliliği var. Siz bir yerde kongre yapıyorsunuz, öbür tarafta diyorsunuz ki aman lokantada 10 kişi oturmayın. Siz bir yerde kongre yapıyorsunuz, diyorsunuz ki aman işte şurada bir araya gelmeyin kapalı mekanlarda. Siz bir yerde cenaze yapıyorsunuz, cenaze tıklım tıklım, öbür tarafta acısını içine atarak 5 dakikada sevdiğini toprağa verip hızla ayrılması gerekenler var. Tutanaklar tutuluyor, yazılar yazılıyor, cezalar yapıştırılıyor. Hal böyle olunca da burada böyle, burada böyle. Bu koronavirüs buraya hiç gitmiyor da hep burada mı kalıyor? Aslında öyle değil. AKP kongrelerine baktığınızda kongre sonrası yansıyanlar pozitif sayısının özellikle AKP Büyük Kongresi'ne katılanlarda arttığını işaret ediyor. Yöneticiler, milletvekilleri olarak devam eden bir virüs pozitif durumu söz konusu. Tablo bize çok şey anlatıyor ve biz bu tablonun karşısında da bir şeyler yapılması gerekliliğini vurguluyoruz. Sağlık Bakanlığı gereken adımları bilim kuruluyla birlikte atmalı ve karar vericilere
bu böyle olmak zorunda diyebilmeli. Yoksa toplan güzel, şahane gidiyoruz. Vallahi aşılar da iyi. Ekonomiyle ilgili olarak da sıkıntıları aşıyoruz. Desteği de ama destek ne kadar veriliyor tartışılıyor da. Bu tabloya baktığınızda alınan önlemlerin sağlık boyutunda hiçbir işe yaramadığı ortaya çıkıyor. Koronavirüse bakacağız elbette. Gazeteler acaba meclisle ilgili, sağlıkla ilgili, ekonomiyle ilgili ne yazmış, neleri gündeme taşımış? Gazetelerdeyiz. Efendim gazetelere bu sabah Sözcü Gazetesi ile başlayalım. Sözcü Gazetesi böyle sayfayı ikiye ayırmış ve yolsuzluk adeta sayfası yapmış. Yani Türkiye'nin öncelikli meselesinin yolsuzluk olduğuna vurgu yapıyor Sözcü. Yani hastalık da bir anlamda yolsuzlukla beraber yürüyor. Daha çok etkiliyor oraları. Aynı zamanda sosyal hayat içerisinde yoksulluğun ne noktada olduğunu hep beraber görüyoruz, tespit ediyoruz. Ve yoksulluğun Türkiye'de arttığı şu günlerde yoksulluk sorun olmaktan çıktı Türkiye'de sözlerini de duyuyoruz. Bakalım Sözcü Gazetesi ne gibi bir haberi derlemiş. Aile Bakanlığı'nın 2020 raporuyla acı gerçek görüldü. Devletten yardım alan muhtaç aile sayısı geçen yıl ikiye katlandı. %102 artışla 6 milyon 630 bine yükseldi. Muhtaç, yardıma ihtiyacım var diyor. Bana devlet yardım etsin. Ve %102 artmış, 6 milyona yükselmiş yoksul sayısı. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün 2020 raporu yoksulluğu gözler önüne serdi. Raporda 2019'da 3 milyon 282 bin olan muhtaç hane sayısının, hane sayısı bu arada bunu tekrar konuşacağız, 2020'de ikiye katlandığı görülüyor. Şimdi efendim hane sayısı dediğinizde 6 milyon 330 binle çarpın bunu bir dörtle, çarpın bunu bir beşle, 30 milyon nüfustan bahsediyoruz. 83 milyonluk Türkiye'nin eğer dörtle çarparsanız her dört insanından biri yoksul, yardıma muhtaç. Bunu beşle çarptığınızda çocuklar ve anne babayla 30 milyon, üç kişiden birinden bile fazla. Yoksulum ben diyor, ihtiyacım var diyor, yardım olmadan hayatta kalamayacak durumdayım. Temel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamayacak durumdayım diyor ve bu raporlanıyor. Kim tarafından? Hükümetin icra makamlarından biri olan Aile Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü. Ve bu da yarın şöyle siyaseten anlatılıyor. 6 milyon yoksula yardım ettik. Asıl olan 6 milyon yoksul nasıl yaratıldı? 6 milyon yoksul yaratılmasaydı o 3 milyon olan 2019'da 3 milyon olan yoksul 1 milyona düşseydi o zaman övünülseydi. 3 milyon yoksulu vardı Türkiye Cumhuriyeti'nin hane olarak bugün 1 milyona düşürdük. Hükümet olarak yoksullukla da böyle mücadele ediyoruz denilebilse keşke. Bizde yoksul arttıkça yoksula yardım yapıldıkça övünülüyor sosyal devlet. Tamam sosyal devlet gereği olarak yardım yapılmalı, yoksula, muhtaç olana sahip çıkılmalı da asıl olan yoksulluğu yönetmek mi, yoksulluğu çoğaltarak mı devam etmek yoksa yoksula sahip çıkarak yoksulluğu bitirmek mi? Yani siyaset kurumunun ana hedefinin insanların daha iyi gelecek, daha iyi yaşam, adil bir gelir dağılımı, fırsat eşitliği, çocuğunun geleceği için daha rahat adım atabilme gibi tüm bu taşları döşemesi gerekirken biz yoksulluğun çoğaldığı günleri konuşuyoruz ve diyoruz ki vallahi yoksullara yardım konusunda bütçemiz birdi, üç oldu. Onun yerine yoksulu ortadan kaldırsak, yoksullukla mücadele etsek, yoksulluğu yönetmesek daha doğru değil mi? 2020'de 6.6 milyon haneye 69 milyar liralık yardım yapıldı. 4.4 milyon kişiye 629 milyon liralık gıda yardımı verildi. Gıdaya ulaşamıyor insanlar.
Eski evlerde oturan 23 bin haneye de 88 milyon lira yardım ulaştırıldı. Sosyal devlet anlayışında evet yardım vardır, muhtaca sahip çıkma vardır. Devlet olarak, devlet ana, devlet babanın o şefkati, o işte kucaklayıcı yanı vardır. Ama öncelik yoksulluğu ortadan kaldırıcı adımların atılması. Yoksa parayı ver, parayı ver, para değil. Para bitiyor, tükeniyor işte, konuşuyoruz zaten. Onun yerine iş, istihdam, üretim, yoksulluğu ortadan kaldıracak bir çaba, bir politika gerekiyor. CHP liderinin ziyaretinde acı gerçek kameraya yansıdı. Dün zaten paylaşmıştık biliyorsunuz, bir gecekonduya gitti İstanbul Çekmeköy'de. 5 çocuklu bir ailenin evine gitti. Çok zor şartlarda yaşıyordu aile gerçekten. 3 göz odada bir evde, 3 odalı bir evde damı akıyor. Soba işte gideri yok, boru dahi takamıyorlar. Odun yok, kömür yok. Evde bırakın odunu, kömürü, ekmek yok. Şöyle tencereyi kaynatacak hiçbir şey yok. Diyor ki çekçek, yani kağıt toplayıcılığı yapıyoruz. Biz o kağıdı topluyoruz çöplerden, gidip kilo üzerinden para kazanıyoruz eve ekmek getirmeye. Ama o da olmayınca çöpteki kağıttan öte, çöpte tencere için bir şey var mı, onu arıyoruz artık diye Kılıçdaroğlu'na dert yandılar. Ve ailenin dramına da Kılıçdaroğlu tanıklık etti. Çocuklarıma çöpten topladığım patatesleri pişirip yedireceğim. Türkiye'ye yakışmayan yoksulluğu bitireceğiz dedi Kılıçdaroğlu. Ve sonra bir başka eve gitti. O başka evde belki de çok ağır dram söz konusuydu. Yine aynı bir yoksulluk içerisinde. Anne diyor ki, bir anne için düşünebiliyor musunuz? Bir anne için evladına, evlatlarına kahvaltı yaptıramamak ne hissettirir? Hani aceleyle, ya işte sen de uyudun kaldın, defterini toplayamadın, okula geç kalıyorsun, bugün de kahvaltıyı okulda yap, yapma bakalım. Değil. Bunun adı yokluktan dolayı kahvaltı ettirememek, kahvaltı hazırlayamamak. Bir anne için ne kadar ağır bir durum olduğunu hepimiz çok iyi biliriz. Hepimiz hissederiz. Evladı olan olmayan, biz de bir zamanlar birilerinin evladıydık. Bugün biz de birilerinin ebeveyniyiz zaten. Ve doğal olarak o hissi biliriz. Anne babalar önce evladı yesin diye bekler. Dişinden tırnağından arttırır. Oraya elinden geleni yapmaya çalışır. Evladım aç kalmasın. Evladım iyi bir eğitim alsın. Okula zaten doğru düzgün gönderemiyorlar. Pandemi koşulları falan da. O ailenin kirası 700 lira olan, evde suyun doğru düzgün akmadığı, sobanın dahi kurulamayacağı o evde gelin internet bulun. Gelin o evde televizyon kurun da çocuğu EBA olarak uzaktan eğitimle eğitim almasına fırsat sağlayın. Mümkün mü? Değil. Kahvaltıya ekmek koyamıyorum diyen bir anne hangi interneti, hangi uzaktan eğitim imkanını evladına verebilir? Ve Türkiye'nin bu gerçek fotoğrafını da görmemiz gerekir. Yoksulluğun ardından yolsuzluğun rakamına bir bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönemi sorguladı. Acı gerçek ortaya çıktı. Yolsuzluğun rakamı diyor. AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iktidara yakın bir şirketten 429 milyon liraya aldığı arazinin bugünkü değeri 73 milyonmuş. İstanbul Belediyesi'nde geçmiş dönem incelendikçe pis kokular geliyor. Örneğin Vatan Caddesi'nde 6.4 dönümlük eski Luna Park arazisi pahalıya alınmış. Paralar saçılmış. İBB 2017'de araziye 429 milyon ödemiş. Ancak arazinin değeri 73 milyon lira. Güncel kura göre İBB'nin zararı 106 milyon dolar efendim. Bununla beraber Akşener'in bir haberi var. Bahçeli'ye artık evine dön çağrısı. Bahçeli evine dön diye Meral Akşener'e davette bulunmuştu. Meral Akşener evine dön derken, yani git dinlen biraz diyor. Evine dön çağrısı yaptı Akşener. Konya'dan
kendisine evine dönmeye ve dinlenmeye davet ediyorum Sayın Bahçeli'yi diye bir mesaj gönderdi. Bakalım Sayın Bahçeli Sayın Akşener'e nasıl yanıt verecek ya da kurmayları. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hoca Efendisi Cumhuriyet Gazetesi'nin başlığı uzun zamandır konuşuluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde işte bir rütbeli subayın, komutanın gidip de tarikatta işte orada diz çökmesi, zikirde bulunması, artık ne derseniz adına. TSK'nın hoca efendisi. Sözleşmeli olarak girdi. Makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniformasının üzerine cübbe giyip sarık takan Deniz İkmal Komutanı Tuğ Amiral Mehmet Sarı'nın Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı belirlendi. Sarı'nın üniversiteyi bitirdikten sonra mühendis kadrosundan sözleşmeli subay olarak TSK'ya girdiği ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrası yükselmiş efendim. Sözleşmeliyle amiral yapıldı. Harp Akademisi'yle ayağa kalktılar. Hoca efendi. Hoca efendiye laf söyletilmiyordu bir dönem. Meclis Genel Kurulu'nun reddettiği teklif Şentop tarafından yeniden oylatılacak. Meclis oylaması hiçe sayıldı. Kamuda güvenlik soruşturması öngören teklif Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetin oylarıyla reddedilince mecliste hareketli saatler yaşandı. İktidar kanadı teklifin yeniden görüşülmesi için girişimde bulundu. Meclis Başkanı Şentop başkanlık divanını topladı. Muhalefet toplantıya sert tepki gösterdi. İç tüzüğe göre teklifin geri getirilemeyeceğini belirten CHP'li Özel yaşananları mızıkçılık diye niteledi. Özel'i pişman ederim diye tehdit eden Şentop oylamada yanlışlık olduğunu söyledi. Teklif önümüzdeki hafta genel kurula gelecek diyor Cumhuriyet Gazetesi. Şöyle bir bakalım, AKP'de kongre vakaları artıyor. Kongreye katılanların bir bir pozitif açıklamaları söz konusu. Cumhuriyet Gazetesi de buna işaret ediyor. Erzurum İl Başkanı Özde katılmış pozitif olanlara. Şöyle bir bakalım efendim, Bir Gün Gazetesi hangi haberleri paylaşmış? Bir Gün Gazetesi diyor ki şahsımın meclisinde son perde, böyle bir başlık var. Sayıştay'ı etkisiz kıl, AYM'yi kapat, milletvekilliğini düşür. Güvenlik soruşturması teklifi ele alınırken yaşananlar meclisin AKP'nin oyun bahçesine dönüştüğünün kanıtı. Şimdi sırada bir tek seçim yok, üye sayısı çok olan parti iktidar olur kararı kaldı diye bir tepkiyi dile getiriyor aynı zamanda Bir Gün Gazetesi. Son dönemde konuştuğumuz başlıkları da işaret ederek Anayasa Mahkemesi'ni kapat çağrısı Sayın Bahçeli'den gelmişti. Milletvekilliğini düşür Gergerlioğlu'yla ilgili olarak fezleke okundu. Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını bekleseydiniz diye herkes söz söyledi ama hüküm okundu. Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Cezaevine girmesi gündemde. Bununla beraber Anayasa Mahkemesi'ne de bir başvurusu var. Oradan bakalım haksız yargılama ya da işte kendi hakkının teslim edilmesi diye bir durum söz konusu olacak mı? Şimdi gündemi şöyle bir de Korkusuz Gazetesi'nden hızla ele alalım. Bakalım Korkusuz Gazetesi diyor ki emekliler böyle isyan etti. Bizi açlığa itenleri sandığa gömeceğiz. Emekliler kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Açız, geçinemiyoruz diyerek iktidara sandığı işaret etmişler efendim. Emekli işçi 1443 lira, emekli vekil 15.800 lira, böyle bir döviz taşıyor tüm emekli emekliler sendikasının üyeleri. Yani o da emekli, biz de emekliyiz, biz de yıllarımızı verdik devlet için. Milletvekili 15.800 lira alıyor emeklisi. Üstelik bir dönem 2 yıl şöyle bir genel kurulda milletvekilliği olsun, milletvekili şartını tamamlasın, zaten emekli milletvekili ve onun yanında bir de başka emeklilik, başka makamlar, başka maaşlar derken cuma sabahı sizlere bir kez daha sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimizi iletiyoruz efendim. Sizlerden diyeceğim var başlığıyla da paylaşımlar bekliyoruz. Çünkü her cuma siz de artık biliyorsunuz diyeceğim var günü. Şimdi diyeceğim var. Uyananlara, her daim uyanık olanlara bir selam olsun. Uyanmayanlar var. Uyanmamakta direnenler var. Onlara da diyeceğim var.
bahar geldi. Nisan'ın ikisi oldu. Uyanmanın tam zamanı, uyanmanın vakti gelip de geçmiyor mu? Diyeceğim var başlığıyla yine klasik bir şekilde o kadar çok altı çiziliyor ki diyeceğim var da duyan var mı? Diyeceğim var da derdi sıkıntıyı çözecek olan var mı? Anlayan var mı? Diyeceğim var, tam konuşacağım, başıma bir iş gelir mi diye endişeleniyorum diyenler var elbette. Pek çok konuyu konuşacağız efendim. Bugün diyeceğim var, otizmin farkındalık günü. Otizm farkındalık günüyle ilgili olarak da size bir mesaj vereyim. Şöyle bir bakın otizme, otizmli çocuklarımıza, otizmle ilgili olarak bir farkında olalım, farkındalık yaratalım. Bugün dünyanın her yerinde mavi ışıklar yanacak. Ben de o yüzden bu mavi renkte olacak ışıklar. Biraz daha açık rengi olacak. Hatta bizim yayın arka görünümümüz var ya, onu bir versene sana zahmet Emrah. Günaydın Türkiye'nin volünü. Tam da o renk. Varsa evinizde yakıverin. Tam da işte bu renk olacak bugün. Sembol adresler. Mesela İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü. İstanbul'un o gerdanındaki Boğaz Köprüsü'nün ayaklarında büyük olasılıkla mavi otizmin farkındalığı için bir ışık yanacak. Efendim, farkında olmalıyız derken koronavirüsün de farkında olmalıyız. Koronavirüs rekor üzerine rekor kırıyor. 31 Mart rekorla kapattık. 30 Mart rekorla kapattık. 1 Nisan rekorla kapattık. 2 Nisan'a geldik şimdi. İnşallah rekor kırmayız. Burada durur, aşağıya doğru vakalar, olgular iner. 40 bini aşan olgudan 176 insanın vefatından bahsediyoruz. Rekor kırıyoruz da önlemler, tedbirler, aşılar ne durumda acaba? Vaka sayısı rekor üstüne rekor kırıyor. Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü günden bugüne ilk kez vaka sayısı 39 bini aştı. Türkiye dünyada 5. sırada yer aldı. Toplamda Türkiye'de bir aydır 3 katı kadar bir vaka artışı oldu. 40 bine yaklaşan vaka sayıları hastanelerde de hissedilmeye başlandı. Şu anda hastanelerde yatan vakalar artmaya başladı. Bugün vaka çok fazla arttıysa ayın 10'unda 15'inde Nisan'ın hastane kapasitemiz bu oranda artmış olacak. Hastanemizde de bu oranlarda olmasa da belli bir oranda hasta yatış oranlarında artış var. Bu hem yoğun bakımlarımızda hem servislerimizde gözlemekteyiz. Artan vaka sayıları nedeniyle 58 il kırmızıya döndü. Nüfusun %80'i artık çok yüksek riskli iller arasında yaşıyor. Kademeli normalleşmenin ömrü ise 3 hafta sürdü. Vaka sayılarının artmasıyla yeni kısıtlama kararları alındı. Şimdi bu kararlar yeterli mi sorusu tartışılıyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın tam kapanmayı işaret etti. Tam kapanma düşünülebilir, belki kriterleri iyi düşünmemiz lazım. Olabildiği kadar önlemlerimizi hızlı bir şekilde almamız lazım ki bundan 15-20 gün öteye ya da diğer günlere dair risklerle ya da ağır tablolarla karşılaşmayalım. Kısıtlamalardan doğacak sosyal ve ekonomik mağduriyetlerin bir şekilde mutlaka hükümet tarafından karşılanarak bu kısıtlamaların alınması gerekiyor. Bir yandan da mutant virüs hızla yayılıyor. İngiltere varyantı artık 81 ilde. Bunun yanı sıra Güney Afrika, Brezilya, Kaliforniya, New York varyantlarına da rastlandı Türkiye'de. Şu anda zaten ülkemizde İngiltere mutasyonu, İngiltere varyantı hakim konuma geçmiş durumda. Özellikle İngiltere varyantı tüm yaşlardaki insanlara çok daha çabuk ve kolay bulaşıyor. İngiltere mutasyonu orijinal virüse göre yaklaşık 1,5 kat daha fazla bulaşıyor. Hastaneye yatırılan hastalardan %50'sine yakınında mutant virüs tespit edildi. İngiliz mutasyonu dediğimiz varyant şu anda tüm vakaların yaklaşık %60-%70'ini oluşturmakta. Ramazan'a kadar gelen sürede bir an önce bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Bu önlemler acil olarak alınmalı. Öteki türlü olgu sayılarımızın 50 binlere çıkması ve can kayıplarımızın artması kaçınılmaz olacak. Efendim şimdi rekor kırıyoruz. Aşının durumu nedir? Aşı yapmamız gerekiyor. Gerekli, şart diye bas bas bağırılıyor. Çok aşı yapılmalı. Tedariği hemen sağlanarak
Günde mesela 200 ile gidiyoruz. 200 bin aşı yapılıyor ortalama. Bugüne kadar herhalde 78-80. Güne denk geldi artık aşı yapılmaya başlandığı günden bu yana. Ortalama şöyle 16 milyon aşı yapıldıysa 200 bin ortalamayla gittiğimizi söyleyebiliriz. Oysa hedefimiz denk gelirse, yeter ki aşımız olsaydı günde 2 milyonu bulabilirdik. Çünkü işte 40 bine yakın işte aşı yapabileceğimiz adres var ifadesini kullanmıştı Sağlık Bakanı. 27 bin aile sağlığı merkezinde aile hekimleriyle birlikte özel hastaneler, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri derken bizim günde işte 500 kişiye yaptığımızda zaten ortaya 1,5 milyona yakın insan çıkıyor. Kapasiteyi biraz arttırdığımızda iş 2 milyonu çok rahat buluruz da yeter ki aşı olsun demişti Sayın Bakan. Aslında yeter ki aşı olsun derken hani kime söylüyorsunuz o yeter ki olsun? Alın yani o zaman niye alınamıyor, niye çeşitlendirilemiyor sorusunun yanıtı yeter ki aşımız olsa değil zaten. Verin parasını, gerekli ilişkileri, irtibatı sağlayın ve işte dünyanın en büyük 17. 18. ekonomisi olarak dünyanın en önemli coğrafyasında bulunan, jeopolitik konumu açısından köprü olan, onu da kullan. Kardeşim bak benden gelip geçiyor herkes. Bana bir öncelik iyi kötü tanınsın diyebiliyorsan de, ilişkilerini iyi tutabiliyorsan tut ve avantaj sağla. Çünkü her şey insanın için. Öyle bir durum söz konusu mu? Bugüne kadar işte 20, 20, 10, 50 milyonu bekliyorduk. 16 milyonda kaldık. Nisan ayı geldi. Nisan'da yerli aşımız inşallah devreye girecekti. Yerli aşıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Daha da iyiye gitsin inşallah. O ayrı tabii ki dışarıya bağımlı kalmayacağız en azından. Ama bununla beraber virüse bağımlı kaldık resmen. Yani virüsle muhatabız sürekli. Şimdi haberi izlerken Bülent diyor ki vallahi bence abi diyor bunun adı sürü bağışıklığı politikası. Yani zaten uzmanlar da aynısını söylüyor. Aşıda durumumuz ne? Mesela merak ediyorum ikinci randevuyu alıp aşıyla karşılaşan var mı? Yoksa randevuyu alıp aşı yok cümlesiyle mi karşılaştı? Birinci randevuyu alabilen var mı? 60-65 yaş üzeri büyüklerimiz. Efendim randevu var pek çok yerde aşı yok. Bu trend, pozitiflik trendi halen daha yükselmeye devam ediyor. Evet, kesinlikle üçüncü pik yaşıyor şu an. Açıklamayı İstanbul İl Sağlık Müdürü yaptı. Risk haritasında kırmızıya bürünen İstanbul, 100 binde 401.062'lik vaka oranıyla üçüncü piki yaşıyor. Ve bu Covid-19 denen illet ülkemizden biraz zor gidecek gibi gözüküyor. Çünkü insanlar duyarlı değil, bana bir şey olmaz diyor. Tedirginiz tabii, tedirgin olmaz. Aşı bir muamma. Bu vakalar ne kadar doğru o da muamma. Yani halk bilmiyorum, ben güvenmiyorum. Yani tedirginlikle birlikte bir de belirsizlik var. Kesinlikle bir belirsizlik var. Vakalar artmaya devam ederken aşılamada henüz beklenilen hıza ulaşılamadı. Aile sağlığı merkezlerine randevu sayısı kadar aşı gelmiyor çoğu kez. Aşı var ama herkes için yok. Az sayıda geliyor. Randevu sayımızdan az geliyor. Siz tırnak içinde dediğiniz herhalde ondan kaynaklanıyor. Yani bizim günde 20 randevumuz varsa 17 aşı gelebiliyor. O zaman bu 3 kişi aşısına olamıyor. Bir sistem var. Randevu veriyorsunuz ve o randevuya gittiğiniz zaman olması gereken şey olması lazım. Maalesef yok. Aşı yok. Dünden itibaren elimizde yeterli aşı olmadığı için aşı randevusunun olmasına rağmen kişiler geldiğinde aşılanmadan geri döndüler. Aşı için mi geldi? Evet. Dün geldik. Aşıyı bulamadık randevu aldığımız halde. İşlem son derece kötü. İstanbul vaka sayılarında 3. zirveyi yaşarken zaman zaman aşı tedariğinde de sorunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz gün randevusu olup aşı olamayanlar ertesi gün tekrar aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu. Dün olamadık. Oradan başka bir hastaneye yönlendirdiler. Oraya gittik, telefon ettik önden. Dedik ki aşınız var mı, geldi mi, gitti mi? Aşımız var dediler. Gittik, oturuyoruz, ne gelen var, ne giden var.
Dedik ki ne oluyor? Dedik ki aşımız yok. Mehmet Üstün de geçtiğimiz gün aşı olamayanlardan biri. Aile sağlığı merkezinden özel hastaneye gitti. Yine aşı olamadı. Ertesi gün tekrar başka bir aile sağlığı merkezine gelerek aşı olabildi. Özel hastanede de olamadınız. Yani. Hayır, olamadık. Sonra bugün buraya geldiniz. Tabii burada randevumuz vardı dün. Buraya geldim aşı diye. Geldi dediler. Biz de atladık taksiye geldik. Şimdi olduk ama. Geçmiş olsun, olabildiniz mi aşı? Oldum. Bugün müydü randevu? Bugündü. Herhangi bir sorun yaşadınız mı? Yok. Efendim 1 Nisan aynı zamanda sağlıkçıları anma günü olarak bundan sonra işte gündemimizde olacak. Çünkü 1 Nisan 2020'de hocaların hocası olarak bilinen Türkiye'de COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık emekçisi, ilk doktor, Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu. O anıldı. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu anıldı ve sağlıkçılar bir kez daha tükeniyoruz. Bizi görün, duyun dedi. Bugün 1 Nisan. Çok değerli öğretim üyemiz Cemil Taşçıoğlu'nu aktif hekimlik yaparken COVID-19'dan kaybettiğimiz günün yıl dönümü. Cemil Hoca çok başka bir insandı. Böyle hocaların hocası deniliyor ama aynı zamanda bence öğrencilerinin ve hasta yakınlarının da böyle babacan bir tavırla karşıladı. Babasıydı. Hastalara yaklaşımı da aynı şekilde babacan bir tavırla. Hastaların hekim babası oluyordu. Biz de kendisinden aldığımız bu ilhamla en az kendisi kadar iyi hekimler olabilmek için çalışacağız. Yaklaşık 400 sağlık çalışanımız pandemi sürecinde hayatını kaybetti. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu'nun vefatının üzerinden tam bir yıl geçti. Meslektaşları hem Taşçıoğlu hem de bu süreçte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak için İstanbul Tıp Fakültesi'nin önünde bir araya geldi. COVID-19'un bizden aldığı ilk hekimdi Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu. Ölümünün üzerinden tam bir yıl geçti. Meslektaşları, öğrencileri, hocaların hocası Taşçıoğlu için bir araya geldi. Pandemi çok kişiye dokundu, çok eve dokundu, çok kişiyi kaybettik. Ama en çok üzülenlerden bir tanesi de gerçekten İstanbul Tıp Fakültesi oldu. Çok değerli bilim insanlarımızı, çok değerli hocalarımızı kaybettik. Resimlerini gördüğünüz bütün hocalarımızı bu süre içerisinde kaybettik. Her ayda maalesef kayıplarımızın devam ettiğini görüyoruz. Salgında gelinen noktaya değinildi. Mevcut sistemin çözüm üretemediği söylendi. Taleplerini yenilediler sağlık çalışanları. Bir kişi daha eksilmek istemiyoruz dediler. Maalesef bir yılda çok yol kat edemedik. Gerçekten daha kötü durumdayız. Yani Kasım ayından ve salgının başlangıcından daha kötü durumdayız. Çünkü artık tedbirler de yok. Şimdi sağlık emekçileri tükeniyoruz, ölüyoruz derken Türk Tabipleri Birliği bir kez daha ölümlere dikkat çekti. Ölümlere dikkat çekerken de bir paylaşım yaptılar efendim. Diyor ki Türk Tabipleri Birliği, 4 aydır COVID-19 yoğun bakımda tedavi görürken 30 Mart günü kaybettiğimiz bir hekimin ölüm belgesine bulaşıcı olmayan hastalık, doğal ölüm yazıldı. COVID-19 yoğun bakımında kalmış 30 güne yakın, hatta 120 gün, affedersiniz, 120 güne yakın tedavi görmüş bir doktorun ölüm belgesine doğal ölüm, bulaşıcı olmayan hastalık yazılmış. Tabipler Birliği diyor ki, yineliyoruz, ölümleri gizleyerek, meslek hastalığını örtbas ederek pandemiyle mücadele yürütelemez. Peki bu iddiasını destekleyen bir belgesi var mı Türk Tabipleri Birliği'nin? O da burada efendim. Ölüm belgesini de paylaşmışlar ve ölen kişinin bilgileri var ölüm belgesinde. Allah tüm kapılardan uzak etsin. Bunun da altını bir çizelim. Yani kimse böyle bir belgeyle muhatap olmasın. Aman deyip şöyle bir vuralım. Efendim ölüm belgesi. Bulaşıcı olmayan hastalık. Ölümün şekli doğal ölüm. Türk Tabipleri Birliği de diyor ki 4 aydır COVID-19 tedavisi görüyordu.
Gelin şimdi ölümlerle ilgili rakamlara ve belgelerde yazan ifadelere bir daha bakalım. Tartışma bir kez daha alevlenecek gibi. Şimdi Onursal Adıgüzel'in dün sosyal medya hesabından paylaştığı Levalep kongrelerdeki AKP yöneticilerinin pozitiflik durumu, biliyorsunuz konuştuk, sizinle de paylaştık. Dün çok konuşuldu. Sabah biz bir aktardık Onursal Adıgüzel'in sosyal medyadan 19-20 civarında AKP'li yöneticinin kongreye katılıp kongrede fotoğraflar veren, poz verenlerin COVID-19 testi yaptırırken pozitif pozlarını paylaştı. Dedi ki işte bunlar pozitif oldular. Bir bakalım mı kimlermiş onlar? İşte meydan, coşarız biz. Teşekkürler Türkiye'm. Kongrelerin heyecanlı olduğunu göstermek için lebalep, yani ağzına kadar dolu kongreler yapıyoruz diyebilmek için bugün halk sağlığı problemi yaratmaktadır. AKP kongrelerinde salonlar tıklım tıklımdı. Korkulan oldu. Mesafesiz kongrelerde virüs hızla yayıldı. Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, kongrelerin ardından koronavirüse yakalanan bazı isimleri Twitter hesabından duyurdu. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce otobüs kalkıyor. Bu yüzlerce otobüs bir kapalı spor salonuna geliyor. Bu kapalı spor salonunda saatlerce insanlar kaynaşıyor. Sonra aynı otobüslere bindiriliyorlar ve evlerine gönderiliyor. Yani bir merkeze virüs toplanıyor. Ondan sonra virüs Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor. AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve eşi. AKP Kütahya Milletvekili Ceyda Erenler ve eşi. Eski AKP Yozgat Milletvekili Abdülkadir Akgül. Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu. AKP Taşlıçay İlçe Belediye Başkanı İsmet Taşdemir. AKP Eleşkirt Gençlik Kolları Başkanı Abdülkadir Dırbo, AKP Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, AKP Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Zahit Bayram, eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağlı, AKP Bolu İl Başkan Yardımcısı İlker Aktaş, AKP Aybastı İlçe Başkanı Fazlı Eren, AKP Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, AKP Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul. Çıkıyor Sağlık Bakanı kongreden sonra uyarı yapıyor. Aman gündemde tutmayalım. Ya bir halk sağlığı problemini nasıl gündemde tutmayız? Paylaşımına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı da etiketledi. Bakın teşkilatınızdan birçok kişi pozitif çıkmış. Belki bir geçmiş olsun demek istersiniz diye seslendi. Önce kongre yapıp sonra akşam maske, mesafe, İşte temizlik uyarıları yapmanın hiçbir anlamı yok. Ama bunun bedelini biz 83 milyon olarak ödüyoruz. Maskelerimizi çıkartmadan ve mesafe kuralına uygun bir şekilde sizleri vaziyet almaya tekrar davet ediyorum. O zaman siyaset gündemine bakma zamanı. AKP Levalep kongrelerinden sonra siyasetin gündemindeyiz. Fırtına koptu, kopacak siyaset sahnesinde. Efendim 31 Mart akşamı Meclis Genel Kurulu'nda bir kanun teklifi ele alındı. O kanun teklifi işte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dair kanun teklifiydi. Meclis Genel Kurulu'na geldi. Geneli üzerinde görüşmeler yapıldı. Maddeler üzerine görüşmeler yapılırken oylamaya gidildi. Oylamada iktidar cephesi muhalefetten daha az sayıdaydı. Ve muhalefet reddetti, kabul etmedi maddelere geçişi ve böylelikle kanun teklifi düşmüş oldu. İç düzeye göre de bir yıl boyunca gelip mecliste görüşülemeyecekti o kanun teklifi. AKP'liler itiraz ettiler. Bir 31 Mart gecesine dönelim. Teklif nasıl düştü, tartışmalar nasıl start aldı hatırlayalım. Üzerine çok konuşacağız. Teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, sayar mısınız lütfen? Kabul etmeyenler,
AK Parti grubunda durum şu. Yoklama isterseniz Çin ordusu gibi geliyorlar. Müzakerelere geçildiğinde Çin yavrusu gibi dağılıyorlar. Muhalefet partilerinin demokratik iradesi açıkça galip gelmiştir. Ve bu 90 dakikada gol oldu. Bitti. AKP'liler şaşkındı. O anlarda ne olduğunu anlayamadılar. Muhalefetse mutlu. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin görüşmelerinde muhalefet partileri birleşti. AKP ve MHP'li milletvekillerinin genel kurulda sayısı muhalefetin gerisinde kalınca teklifin maddelerine geçilmesi reddedildi. Yeni günde 3 partinin grup başkan vekili kameralar karşısındaydı. İçeride bulunmuyorlar. Galiba orada fotoğraf çektirmek istemiyorlar. Gelmediler. 10-15 kişiydi AK Partililer. Bir o kadar da MHP'liydiler. AK Parti Grup Başkan Vekili bu durumda kendisi toplantı yeter sayısı, karar yeter sayısı talep edebilir. Farkında değil. Yaptığı görevin farkında değil. Onu talep ederse o zaman işte karar yeter sayısı aranacak, onun için yoklamaya başvurulacak. O sırada gelebilir arkadaşlar. Her gün yaptıkları iş. AKP'nin tam da meclis yönetiminde değişiklik yaptığı, Mustafa Elitaş ve Mahir Ünal'ın grup başkan vekili olarak göreve başladığı ilk gün, Cumhur İttifakı beklemediği bir gelişme yaşadı. Evet, kabul edilmemiştir. Vay efendim, Tayyip Bey bizi mahveder. E orasını da sen düşünecektin. Parlamentonun ve dolayısıyla millet iradesini yok saymaya yönelik herhangi bir girişime İYİ Parti olarak izin vermeyeceğimizi buradan kamuoyuna ilan ediyoruz. Birleşimi yöneten başkan vekili CHP'li Haydar Akar, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin maddelere geçilmesini oyluyorum dedi. CHP, HDP, İYİ Parti red oyu verdi. AKP ve MHP evet dedi ama o anda genel kurulda sayıları muhalefetin gerisinde kaldı. Makinesi yok ama ya. Sayar mısınız lütfen? Sayar mısınız? Birleşimi 20 dakika ara veriyorum. Meclis başkanı geldi koşa koşa. Boncuk boncuk derlemiş. Geldi diyor ki ben başkanım. Haydar Bey senin yerine ben yöneteceğim. E elimizde kapı gibi kağıt var. Dün bugün yarın Haydar Akar yönetecektir diye. Hayır ben yöneteceğim. Yapamazsın. Atılan golü iptal etmeye çalışıyorlar. Bunun karşısında bir çocuk oyunu bile olsa, yani herhangi bir oyun bile olsa bunu yapana mızıkçı derler. Oylama sonrası Meclis Başkan Vekili Akar oturuma ara verdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop hızlıca genel kurula geldi. AKP açısından sıkıntı büyüktü. Çünkü AKP oylamanın tekrarlanması için muhalefeti ikna etmek istedi ancak başaramadı. Ben başkanım, Haydar Bey senin yerine ben yöneteceğim. Verilen arada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop ve tüm parti gruplarının başkan vekillerinin katılımı ile de bir toplantı düzenlenmiştir. AK Parti grubunun temsilcileri iç tüzüğün amir hükümleri açık ve net olmasına rağmen oylamanın tekrar edilmesinin yollarını aramışlardır. Bu fişleme yasasının bir daha bir yıl içinde gündeme gelmemesi gerekiyor. Efendim şimdi meclis başkanının kararı iç tüzüğe göre karar veriyor. İç tüzüğün 13. maddesi. Bir yanlış olduğu iddiası varsa meclis başkanına, meclis başkanlık divanına böyle bir yetkiyi veriyor. Zaten muhalefet diyor ki tamam iç tüzükte öyle bir yetki var zaten. Anladık, iç tüzüğe göre hareket ediyorsunuz. İç tüzük size böyle bir şey vermiş olabilir. Çoğunluğunuz da var. Meclis başkanının da böyle bir iradesi var. Üstelik millet iradesinin yansımasının ardından böyle bir irade ortaya koyuyor meclis başkanı. Muhalefet de millet iradesi efendim. Onları seçen de milletin iradesi. Muhalefet etmeleri için oradalar. Denetlemek için oradalar. Bir yanlış varsa hayır biz bunu kabul etmiyoruz millet adına demek için oradalar. Yoksa kendi kişisel hesabı için, şahsi duruşu için Özgür Özel ya da işte Musavat Dervişoğlu ya ben bunu beğenmedim hadi ben kendi başıma buna bir itiraz edeyim mantığıyla hareket etmiyorlar. İçeriğine bakıyorlar, kendi işte çalışmalarına bakıyorlar, topluma ne fayda verecek, ne katkı sağlayacak ona göre bir pozisyon alıyorlar. Eksiği varsa, yanlışı varsa muhalefet ediyorlar. Bu güvenlik soruşturması, arşiv araştırmasına dair kanuna da
fişlemektir bu diye tepki gösterdiler zaten. Doğru değildir. Siz bir kanun teklifiyle milletin tamamını fişliyorsunuz. Devlete bir kadroyla girecek olanı. Bu kabul edilemez diye geçtiğimiz yıldan beri gündemde tutuyorlar ve kabul etmediklerinin altını çiziyorlar zaten. Şimdi mecliste eğer bir irade ortaya çıktıysa, sayısal bir aritmatik bir durum içerisinde 10 kişi orada, 20 kişi burada. Kabul edenler, etmeyenler de eğer çoğunluk etmeme durumundaysa millet iradesi kabul etmedi olarak algılanır. Ama iç tüzük diyor ki bir yanlış varsa, muhalefet diyor ki yanlış yok ki, orada mecliste grup başkan vekili olan AKP'li isim eğer iç tüzüğü bilseydi, eğer bir yaptığı işin gereğini yerine getirseydi toplantı yeter sayısı isterdi, karar yeter sayısı isterdi. Bilmediği için istemedi ve millet iradesi de tescil edilmiş oldu. Muhalefetin oyunu yok mu sayıyorsunuz? Biz çoğunlukta olduk o an için. Muhalefet çoğunlukta olamaz. Adı muhalefet zaten, azda kalanlar muhalefettir diye yaklaşımdaysanız bu sakat bir yaklaşımdır. Genel kurulda o an için millet iradesini çoğunlukta muhalefet cephesindeydi ve siz daha fazlasınız, geleydiniz içeriye diye de tepki gösteriyorlar. Yoklamaya girip çaya, sohbete giden AKP'liler var tepkisinde bulunuyor. CHP'liler, İYİ Partililer. Şimdi iktidardır asıl olan yasama faaliyetini yürütecek olan, kanun tekliflerini çıkaracak olan ve meclisi çalıştıracak olan ağırlıklı yapı iktidardır. Muhalefet de katkı verecektir. O da önerge verecek, o da teklif verecek ama ana unsur arabadan yola çıkalım. Yürüyen aksam iktidardır. İktidar olarak siz yoklamaya geldiniz. Toplantı yeter sayısı var. Çok güzel. Hadi biz bir gidelim. Bir ara uğrarız. Eğer oylama olursa hızla geliriz. Zaten işte yeter sayısı istenir. İşte ne bileyim orada bir karar yeter sayısı. O sırada biz yetişiriz diye düşünce varsa diyor CHP, o iş öyle olmuyor. Bak, golü iyi veriyorsunuz. Kendi kanun teklifinize sahip çıkacaksanız genel kurulda olmak zorundasınız. Kanun teklifinde 71 milletvekilinin imzası var efendim. Kanun teklifinin altında 71 milletvekilinin imzası var. Genelde şöyle bir eleştiri ortaya çıkıyor ya, mesela mecliste bugüne kadar ne yaptık ya acaba? Milletvekili maaşı aldı ama meclisin internet sitesine girdiğinizde altında imzası olan kanun teklifleri dersiniz. Milletvekiline tık diye düşüverir. Şimdi 71 milletvekilinin imzası bu yüzden de önemli. Milletvekili hemen altına imza atıyor ki kanun teklifi verdim diyebilsin milletin karşısına çıktığında. Kendisinin olmasa da grubun hazırladığı bir teklif olsa da altına imzayı atıyor. Altında imzası var. 71. Peki oylamada kaç AKP'li vardı derseniz, İYİ Partililere bakarsanız 10-15 kişi, CHP'lilere bakarsanız yine 15-20 kişi. O zaman bari imza attığınız teklife sahip çıkıp o görüşmelerde olaydınız, yine çoğunluğu sağlasaydınız. Hem teklife sahip çıkmıyorsunuz, hem genel kurula gelmiyorsunuz, hem de iç tüzük 13. madde yanlış var diye hayata geçirerek demokrasiyi sakatlıyorsunuz eleştirisi var. O zaman bir genel kurula gidelim. Genel kurulda tartışmalar nasıl yaşanmış? Genel kurulda kim neye itiraz etti? Komisyon yok, ertelenmiştir. Gündemimizde başka bir iş bulunmadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15'e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 31 Mart, meclis muhalefetin oylarıyla güvenlik soruşturması teklifini reddetti. Kanun düştü. Bir gün sonra 1 Nisan, AKP meclisin iradesini tanımadı. Teklif yeniden oylanacak dedi. Başkan Vekili CHP'li Aydar Akar, AKP'nin bu kararını tanımadı. Meclisi 6 Nisan'da tekrar toplanmak üzere kapattı. CHP, İYİ Parti, HDP milletvekilleri bu kararı alkışlarla destekledi. 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15'e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Dünkü oylamadaki kararım. Geri atmış değilim. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifi akşamdan sabaha siyasetin bir numaralı gündemi oldu. Meclis başkanı geldi koşa koşa.
boncuk boncuk derlemiş. Geldi diyor ki ben başkanım. Birbirimizin halleriyle, durumlarıyla ilgili değerlendirme yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan bu arkadaşımızın kendisidir. Pişman ederim. Sayın Başkan'ın makamı pişman etme değil, adalet dağıtma makamıdır. Meclis Başkanlığı makamı bana tehdit savurma, hak bildirme değil, Meclis Başkanlığı makamı adalet dağıtma makamıdır. Beni perişan edecek adam önce kendi durumuna bakacak, yeminine sadık olacak. Ondan sonra meydan okuyacak. Meclisin oy çokluğuyla aldığı bir kararı değiştirmeye çalışmak milli iradeye kökünden aykırıdır. Meclis iradesi vesaire bağlamındaki tartışmaları tamamen bir manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis Başkanı Şentop, güvenlik soruşturması gerilimiyle ilgili çıkan tartışmalara manipülatif dedi. Başkanlık divanını topladı. Sert tartışmaların ardından güvenlik soruşturması teklifinin tekrar oylanması için oylama yapılması kararı çıktı. Her şeyi ben kendi oy çokluğumla belirlerim anlayışı. Bu meclisin iradesinin de çiğnenmesi anlamına geliyor. Anayasa Mahkemesi bu kanunu daha önce iki kez iptal etti. Bu iptal kararına rağmen beşinci kez meclise getirildi teklif. AK Parti Grup Başkan Vekilleri Sayın Eyli Taş ve Sayın Cahit Özkan'ın da çok açık bir şekilde itirazları da olmasına rağmen ve bu itirazlar kayda geçmiş olmasına rağmen, tutanaklara geçmiş olmasına rağmen bu yönde herhangi bir tereddüt dahi yaşamadan Sayın Başkan'ın hukuka, iç tüzüğe ve itirazlara aykırı bir şekilde karar vermiş olması doğru değildir. Bir tanesi milli iradeye saygının özeti, diğeri meclis üzerine kurulmuş tahakkümün itirafı. Daha başka bir şey demeye gerek yok. Biz iç tüzüğün ihlal edildiğini iddia ediyoruz. Meclis başkanlığı itirazımızı yaptık. Ama aralarında ihtilaf olursa, anlaşmazlık olursa, anlaşmazlık nasıl, birisi derse ki katip üyelerden birisi mesela, ya yanlışlık var işte, şunlar çoğunlukta veya sayı yok, arar yeter sayısı dediği zaman elektronik oylamaya geçilmesi lazım. AKP ve MHP'li vekiller bir gün önce yaşananlardan sonra verilen aralarda da genel kuruldan çıkmadılar. Tartışmalar gün boyu sürdü. Dikkatler AKP'nin yeniden yapılacak dediği oylamaya çevrilmişti ki CHP'li başkan vekili Akar 6 Nisan'ı işaret etti, oturumu kapattı. Komisyon yok, ertelenmiştir. Gündemimizde başka bir iş bulunmadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15'e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Şimdi hepimizin üzerinde durup düşünüp biraz da hani neymiş acaba diyeceğimiz bir konu. Bugün, yarın ve dün de hatta üzerinde konuşuldu. İç tüzük 13. madde. Herkes bir anda merak etti. Nedir ki bu iç tüzük 13. madde? Bir bakalım efendim. İç tüzük 13. madde işte meclis başkanına, meclis başkanlık divanının görevlerine işaret ediyor. Başkan ve divanın görevleri. Başkanlık divanı kanunlar ve iç tüzük gereğince verilen görevleri yerine getirir diyor 13. madde. Burada hani öyle genel geçer diyebiliriz. Genel kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, o önemli yanlışlığı dün ifade ediyor meclis başkanı. Diyor ki karar yeter sayısı istenilir. Katip üye diyor ki hayır, orada sayı daha farklı. Oysa işaret yoluyla oylamada, el kaldırmada meclis genel kuruluna şöyle bir bakar. Meclis başkanı ve katip üyeler birlikte de sayarlar. Hem meclis başkan vekili sayar hem katip üyeler. O sırada işte zaten görüntü ortadadır ki dünkü görüntüde de zaten ben saydım ekrana sığanları, 8 AKP sırası var. Arka sıraları bilmiyorum, belki biraz daha vardır. Ön tarafta CHP ve HDP, İYİ Parti gözükmüyor ekranda ama CHP ve HDP sıralarında nereden baksanız bir 30 var. Şimdi hal böyle olunca yok diyor, oylamaya gerek yok, başka bir şeye, her şey ortada diyor Haydar Akar. Eğer diyor önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse başkan usul görüşmesi açabilir ve gerekirse oya başvurarak düzeltme yapar. Başkan dediği başkan vekili o an için, katip üyeleri itiraz ederse ve birbirine yakınsa oylar, bir karışıklık var ya, orası 18 burası 20 bir daha sayalım falan denirse
o zaman düzeltme yapılabilir. Yanlışlık birleşimden sonra anlaşılırsa meclis başkanı divanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaştırır. Öyle de oldu. Meclis başkanı hemen divanı topladı. Başkan kendisine ait görevlerin yerine getirilmesi bakımından gerekli görürse işte divana başvurabiliyor. Meclis başkanı takip edilecek yolu karar veriyor. Ve meclis başkanının kararı da yeniden oylanması, yeniden ele alınması şeklinde oldu. İç düzlükte bu var. Peki oylama nedir diyeceksiniz. Yani oylamanın işareti var, açık oylama var, işte gizli oylama var. Bu da iç düzüğün 139. maddesi efendim. Mecliste oylama 3 çeşit oylama var. Birisi işaretli oylama, elinizi kaldırıyorsunuz. Birisi açık oylama, birisi gizli oylama. Kabinlere giriyorlar ediyorlar yani. İşaretli oylama üyelerin el kaldırması, tereddüt halinde ayağa kalkmaları, 5 üyenin ayağa kalkarak teklif etmesi halinde de salonda olumlu ve olumsuz oy verenlerin ikiye bölünerek sayılmaları suretiyle yapılır. İşaret oylamasında işaretli oylamada 141. madde usule işaret ediyor. İşaret oyuna başvurulması gereken hallerde başkan oylama yapılacağını bildirerek önce oya sunulan hususu kabul edenleri, dün de öyle dedi, maddelerin geçilmesini oylarınıza sunuyorum, kabul edenler dedi. Sonra kabul etmeyenlerin el kaldırmasını ister. Dün de öyle oldu zaten. Katip üyeler kendi oylarını genel kuruldaki oyların sayımı bittikten sonra başkana bildirirler. O ayrı bir konu, yanda oturanlar. Oylama sonucu başkan tarafından genel kurula kabul edilmiştir ya da kabul edilmemiştir denmek suretiyle ilan olunur. Haydar Akar da öyle yaptı zaten. Kabul edilmemiştir dedi eller kalktığı için. İşaretli oylama sırasında oya sunulan hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıranları başkanla katip üyeler beraberce sayarak tespit ederler. Dün de öyle oldu. Evet saydılar, fotoğraf ortaya çıktı. Aralarında anlaşamadıkları veya oyları tespit edemedikleri hallerde başkan Haydar Akar oylamanın ayağa kalkmak suretiyle tekrar edilmesini ya da tekrar edileceğini bildirir. Ayağa kalkmak suretiyle. Oysa Haydar Akar dedi ki tekrara falan gerek yok. Katip üyeler baktılar. Efendim yeterli. Yok yok, gayet işte ortada her şey kabul edilmiştir dedi. Ayağa kalkarak da tekrarıyla ilgili bir duruş da ortaya koymadı. Konu kapandı aslında. Ama vara gitti efendim AKP. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun da tepkisi var. Meclis iradesi bir kez daha hiçe sayıldı. Meclis başkanı da yine meclis iradesiyle ilgili olarak yanlışta mesajlarıyla. Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerinin merkezinde ise Erdoğan vardı. Ağır konuştu. Sevgili halkım, dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifi görüşüldü ve reddedildi. Normalde bir yıl süreyle aynı kanun teklifinin görüşülmemesi lazım. Ama saraydan talimat geldi. Talimat üzerine bunlar derhal toplandılar, yeniden görüşülmesine karar verdiler ve meclisi sabote ettiler. Bir zorbanın talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesine gölge düşürdü. Bunu reddediyoruz, reddedeceğiz. Önümüzdeki süreçte sandık gelecek ve biz bunlara dersini vereceğiz. Demokratik yollarla dersini vereceğiz. Bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye hakkı, hukuku ve adaleti getireceğiz. Hiç endişelenmeyin. Birlik olacağız, beraber olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birisinin milletvekilleri değil, halkın milletvekilleri olacak. Bunu yapacağız. Efendim muhalefet diyeceğim var diyerek iktidara yüklenmeye ve millet iradesini yok saydınız diyerek de tepki göstermeye devam ediyorlar. 6 Nisan'a randevulaştılar. Genel kurul 6 Nisan'da açılmak üzere kapandı. Ve bakalım 6 Nisan'da bizi neler bekliyor. Şimdi özellikle hani bugünden bir anda konuştuğumuz başlık oluverdi. İşte muhalefetin oyunu yok sayma halleri. Bunun ötesinde önce başka şeyler konuşuyorduk, tartışıyorduk. Mesela Anayasa Mahkemesi kapatılsın çağrısını konuşuyorduk. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili davanın böyle ilk adımları atılırken raportör
bir rapor hazırladı Anayasa Mahkemesi'nin raportörü. Üyelere dağıttı. Üyeler öyle baktılar ve şöyle bir karar aldılar. Bu iddianameyi iade ediyoruz. Çünkü usul eksikleri var. İlişkilendirmeler tek tek sıralanmamış ve bağlantılandırılamamış. Hayatını kaybeden isimlere siyaset yasağı var. Yani iddianame özensiz hazırlanmış. Usul eksikleri var diye iade etmişti Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi böyle bir şey yapınca Bahçeli HDP kapatılsın çağrısını, tepkisini ve dileğini dile getiren Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ne veryansın etti. Kapatılsın dedi artık ve muhalefet de Bahçeli'ye tepki gösterdi. Anayasa Mahkemesi'ni kaldırın demek demokrasiye darbedir eleştirisiyle yanıt verdiler. Hadi kapatalım Anayasa Mahkemesi'ni. HDP'yi kim kapatacak Sayın Bahçeli? Yani istemenin de bir sınırı ve önermenin de bir mantık kurgusu olması lazım. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye ve biraz tefekküre, evinde dinlenmeye davet ediyorum. Anayasa Mahkemesi'ne her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak, en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır. Meral Akşener Bahçeli'ye yoruldun, evine dön, artık dinlen dedi. Cumhur İttifakı ortağı AKP'den yükselen tepki de çok dikkat çekti. Polemiğin odağında MHP liderinin Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır sözleri var. Yüksek Mahkemenin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye muhalefetten tepki sert. Anayasa Mahkemesi gibi demokratik hukuk devletinin asli bir kurumuna beğenmediği bir karar sebebiyle kapanması gereken bir kurum olarak ilan etmek demokrasiye vurulabilecek en büyük darbedir. Bu tür çok üst perdeden ve racon kesen davranış biçimlerinin demokrasi tarihimize uymadığını söyleyebilirim. HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır. Anayasa Mahkemesi'nin özellikle son yıllarda verdiği kararlarla hukuku taçlandırdığı bir hakikattir. Bu yaklaşımların ne hukuka, ne devlete, ne de aziz milletimize bir faydası olmadığı aşikardır. Özellikle AKP Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkaynak'tan yükselen tepki çok dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'ne övgü dolu cümleler kurdu. İsim vermeden Bahçeli'ye hedef aldı. Verilen kararlara ilişkin eleştiriler hukuk çerçevesinde kalmalı ki yargıçlar vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatlerine göre karar verebilsinler. Hukuk güvenliği bu ülkenin birliğinin ve varlığının en esaslı teminatıdır. Bilinmeli ki devletimiz hukuk devletidir. Bahçeli'ye evine dön dinlen diyen İyi Parti lideri Akşener'in 2023 seçimleri ve Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili sözleri de dikkat çekti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin ikinci defa yani anayasa ile ilgili bir sorun olduğu ve ikinci defa seçilip seçilmeyeceği konusunda Türkiye'de hukukçular ikiye bölünmüş durumda. Böyle bir pozisyonda çok muhterem ve çok mübarek kabul ettiği Cumhurbaşkanı adayının üzülmesini muhtemelen istemediği için ne olur ne olmaz diye bugünden Anayasa Mahkemesi'ni taşlamaya ve oklamaya başladı. Bu Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırmaya ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha aday yapmanın önündeki engelleri teker teker ayıklamaya, Anayasa Mahkemesi gibi tarihi bir kazanımı bile gözden çıkarmaya yönelik bir adım da olabilir. Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? Son hadiselere baktığımız zaman ben kendisinin çok yorgun olduğunu anladım. Dolayısıyla evine dönmeye ve biraz tefekküre, evinde dinlenmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Bu anlayış yarın öbürsü gün Türkiye Büyük Millet Meclisi de kapatılsın dememesi için aslında hiçbir sebep yok. MHP liderinin muhalefete vereceği yanıtta dikkatler. Vallahi yani öyle bir gündem var ki o gündem içerisinde hangi başlığa odaklanacağımızı bilemiyoruz. Anayasa Mahkemesi kapatılsın başlığına mı? HDP kapatılmalı mı? HDP'yi kapatmak için bu iddianame yeterli mi? İşte o
iltisaklar, ilişkiler, odak olma hali ve iddialar somut mu değil mi? Bunu mu konuşalım? Milletvekilliğinin kaldırılmasını mı konuşalım? Siyaseten diyorum. Yoksa aslında ağırlıklı konuşmamız gereken yoksulluk, geçim derdi, ekonomi, işsizlik, bu ağırlıklı konuşulması gerekirken yandan yandan aslında az önceki başlıkları konuşmamız gerekiyor da biz ağırlıklı olarak bunları konuşuyoruz. Tam bunlara odaklanırken mecliste millet iradesinin sakatlandığı, muhalefetin yok sayıldığı bir konuyu konuşmaya başlıyoruz. Şimdi onun öncesinde de mesela pudra şekerini konuşuyorduk. Bir anda pudra şekeri konusu şöyle geriye gelmeye başladı. Gündem değişti bir anda. Yani acaba iç tüzüğün 13. maddesi orada durduğu için bilinçli olarak gündemi değiştirmek için çok iyi bir hamle midir bu? Yani pudra şekeri, danışmanların durumu, AKP'nin içerisinde işte şatafat vurgusu, muhalefet ayağa kalktı. Bu aslında zeminde en altta böyleyse tepeye bir bakmak lazım diye o yaşama işaret ettiler. Tam böyle AKP'ye yoğun bir şekilde yüklenme, AKP mahallesinde de tabanında ve seçmeninde de ne oluyor acaba bizimkilerde? Bizim oğlan işsiz, bizim kız işsiz. Evde yoksulluk had safhada, 25 yaşında bir adam bu zenginliğe nasıl ulaşmış? Üstelik pudra şekerini nasıl alabilmiş? Allah Allah diye konuşulurken bir anda bir başka işte topa girerek acaba gündemi şöyle bir değiştirme hamlesi miydi? Yoksa siyaseten bu kadar tecrübeli olan bir iktidar partisi kendi kalesine gol atılması için defansı bu kadar öne çıkarır mı? Arkaya top attırır mı acaba? Üçlü forveti var muhalefetin. İYİ Parti, CHP ve HDP. Orada böyle üçlü forvet bekliyorlar. Uzun topu atıyorlar. Gol oluyor ve kaleci de bu arada yani işte kaleyi açığı kapatması gerekirken grup başkan vekili kaleyi boşaltıyor. Kaleyi boşaltıyor ve diyor ki hakeme itiraz da etmiyor offside'lı falan diye, karar yeter sayısı diye bir itiraz ortaya koysa belki hakem anında VAR'a gidecek. Ama kaleci de itiraz etmiyor, teknik direktör de itiraz etmiyor. Sonra itiraz ortaya çıkıyor. VAR'a gidelim. VAR protokolü orada, 13. madde iç tüzük. O zaman da ortaya bunlar çıkıyor ve Ayvatoğlu başlığı AKP içerisinde şatafat vurgusu muhalefetin konuşulmuyor gibi. Ama dün akşam Ayvatoğlu konuştu. Ayvatoğlu nasıl zenginleştiğini anlattı. Pudra şekeri niye dediğini dile getirdi. Şoktaydım. Yaşadıklarım beni öyle konuşmaya sevk etti. Ne diyeceğimi bilemedim dedi. Zenginleşmesiyle ilgili de otomotiv sektöründe çok başarılıyım ben. Yani arabayı bir alırım böyle hani ben o boz eşeğe boyar öyle bir satarım ki dedi. Kayserili ticareti gibi kimse benim elime su dökemez. 25 yaşında otomotiv sektöründe inanılmaz iyiyim dedi. Bir bir anlattı. Nevşin Mengü'ye konuştu. Bakalım neler dedi. İlk verdiğiniz ifadede dediniz ki bu bir hani pudra şekeri, biz şaka yapıyorduk arkadaşlarla diye. Şimdi tabii ben de olayın şokuyla tabii görüntü, böyle bir görüntünün olduğundan habersizim. Hiçbir şekilde tehdit edildim, kumpas kuruldu. Bu şekilde çok şantaj yapılacak noktasında çok iletişime geçen oldu. Ama ben tabii böyle bir ortamda bulunmadığım için kendime güvenerek ve hani benden bir nebze para istendi vesaire gibi alacak verecek mevzularımız vardı. Dolayısıyla ben de herhangi bir uygunsuz bir ortamda bulunmadığımı düşünerek böyle bir şeyi reddettim. Ben bu pudra şekeri mevzusuna gelirsek eğer, tabii bir siyasi partinin, iktidar partisinin büro personeli olarak görev yapmaktaydım. Öyle bir atmosferden bir gün gözaltına girince, daha önce herhangi bir niyette ne bir hani GBT'mde bir sorun var ne de böyle bir ifadeye tabi tutulduğum için olayın şokuyla parti teşkilatını üzmemek adına ve masada gerçekten hani ne söyleyeceğimin hiç farkında değilim. Olayın şokuyla ivedilikle aklımdan ilk o geldi.
Dediniz ki yani genel merkezdeki benim görevim sembolik. Ben asıl araba alıp satıyorum zaten. Bunu da herkes biliyor. Ben araba sevdasıyla büyüyen bir gencim. Çok fazla merakım vardır. Hani çocukluğumdan itibaren babam imkanları doğrultusunda bana çok fazla imkan yaşatmadığı için kendim özlem ve hasretle böyle bir araba işine yönelmiştim. Araba fotoğrafları çekerdim. O gündemde 5 TL'ye çekildi denilen fotoğrafları. Ben 20 liraya çalışırken günlük 50 TL'ye günde 2 tane araba fotoğrafı çekiyordum. Sosyal medyada ben büyük bir imaj yarattığımı düşünüyorum. Bu imajın adı altında bana destek vermek suretiyle ben inanılmaz bir şekilde büyüdüm. Yani bende inanılmaz bir ilgi oluştu ve bu ilgiler doğrultusunda farklı bir hayata sürüklendim. Ya ben bir lider sevdim. Onun inandığı yolda hareket etmek istedim açıkçası. Evet, ne yaşamayı da seviyordum. Sayın Erdoğan mı yoksa? Aynen. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyordum. Yaşamayı da çok seviyordum. Ankara'da da AK Parti Genel Merkezi'ne girmek için evet mücadeleler verdim. Üst segment araçlarla işe gidip geliyordum. Bunları satıyordum. Dolayısıyla bunlara binmek suretiyle de pazarladığım çok fazla oluyordu. Nasıl kazanılıyor bu araba işinden acaba Kürşat Bey? Meraktan soruyorum Nevşin yani. Hanım, şöyle söyleyeyim. Ben şu an Ankara'da Dikmen Mahallesi'nde kirada oturuyorum. Geçen yıl 500 bin liralık bir araba. Bu yıl zaten 1 milyon TL oldu. Yani. Hani burada milyon dolarlar falan konuşuluyor da öyle bir durum da söz konusu değil. Ama yani bunlar da az paralar, bunlar da az paralar değil. Ben çocukluğumdan beri bu işe gönül vermişim. Bu işin mutfağından gelmiş biriyim. 30 bin lira yeri geliyor daha fazla kazandığım da oluyor. Ben bir adamı seviyordum. Onu o adamın peşinden ilerleyip ona bir nebze destek olmak istiyordum. Efendim şimdi şantaj var diyor. Yanlış yaptım. İyi ve güzel bir hayat yaşamak istiyordum. Bir lideri sevdim, bir insanı sevdim diye Erdoğan'ı sevdiğini ifade ediyor. Süleyman Soylu'dan özür diliyor. Hamza Dağ'dan özür diliyor. Alnı secdeden kalkmayan bir isimdir Hamza Bey. Ondan da özür diliyorum diyor. İşte yaşadıklarını böyle dile getiriyor artık. Takdir kamuoyunun diyeceğiz. AKP içerisinde de bu konu ele alınacaktır büyük ihtimalle. Ancak benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. Şimdi yıllardır bu işi iyi kötü ucundan kenarından yaptığımız için hani televizyon haberciliğini, gazetecilik bambaşka bir şey. Gazeteci dediğimizde onu bir kenara koyacağız. Ben televizyon habercisiyim. Televizyon habercisi de görüntüde ne olup bittiğini iyi kötü anlar. Karşısındaki kişi Ayvatoğlu'nun. Nevşin'i söylemiyorum. Nevşin sorusunu soruyor. Ama bu bilgisayarın yani kameranın arkasındaki kişi çok fazlasıyla gölge yaptı. Var otizmin farkında olalım. Otizmin farkındalığıyla ilgili bir çabamız olsun. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, mavi renk o yüzden efendim bugün sembol, dünyanın sembol binalarında, sembol adreslerinde maviye boyanacak oralar. Biz de otizmle ilgili farkındalığın altını bir çizelim. Uyananlara selam olsun, uyanmayanlara da uyanmanın vakti gelip de geçmedi mi diye bir kez daha soralım. Türkiye gündemini elbette konuşacağız, beraberce paylaşacağız efendim. Hiç merak etmeyin, dilimiz dönüyor, aklımız eriyor. Her konuyu ele alıyoruz. Dünden hatta 31 Mart akşamından bu yana Türkiye ne oluyor diye sormaya başladı. O sorunun nedeni de iktidarla muhalefetin bir kanun teklifinde karşı karşıya gelmesi. Çok normal, kanun teklifi gündeme geldiğinde iktidar getiriyorsa muhalefet içine bakıyor, karşı çıkıyor. Ya da muhalefet bir kanun teklifi verdiğinde iktidar içine bakmadan hayır diyor. Genelde öyle oluyor ama şimdi efendim yasama pratiğinde kanun teklifi, kanun tasarısı, onların hepsine bir de bilmek gerekiyor. Kanun teklifini kim verir, tasarı kime aittir? Şimdi biz genelde böyle söyleriz ama içeriğinin çok detayını vermeyiz. Biraz sonra bir profesörle yasama pratiğini konuşacağız. Anayasayı konuşacağız. İç tüzüğü konuşacağız. İbrahim Kaboğlu bizimle birlikte olacak. Birkaç dakika sonra bir yere ayrılmayın. Acaba yanlışı kim yaptı? İç tüzüğe göre kim doğru olanı yaptı? Anayasaya aykırı bir kanun teklifi miydi? Anayasa Mahkemesi iptal etti çünkü bu fişleme denilen kanun teklifiyle ilgili olarak. Hepsini konuşacağız da. Muhalefet eğer oylamada
çoğunluğu sağladıysa sen muhalefetsin, azınlıksın aslında. Sayısal olarak da çoğunluk elde etmiş olsan da genel kurulda bir günlük bile seninki sayılmaz. Top benim, oynamıyorum denilebiliyor mu? Mahalle arasında biz çocukken mesela çok fazla topumuz olmazdı. Hele ki meşin yuvarlak. O meşin yuvarlağı olanlar topu getirir, kendi oyuncularını seçer. Gol olup olmadığına kendileri karar verirdi. Gol yedilerse de topu alır giderlerdi. Öyle arkadaşlarımız vardı. Mızıkçı derdik biz onlara. Şimdi muhalefet iktidara diyor ki mızıkçılık yapma. Golü yedin. Bu gol çıkmaz. Hatta Musavat Dervişoğlu diyor ki kaleye rüştüyü geçirseniz burada golü çıkaramazsınız. Golü yediniz artık. İç düzük size bu hakkı veriyor olabilir de siz minareye kılıf uydurmaya çalışıyorsunuz. Kanun teklifini verdiniz. Teklifi savunmak için, teklifinizin arkasında durmak için genel kurulda olaydınız. İç tüzüğe yani var odasına gitmeseydiniz. Varın başında da hep bahsediyoruz meclis başkanı var. Meclis başkanı tarafsız olmalı. İktidarıyla muhalefetiyle yasamanın başkanı olarak karar vermeli diyor muhalefet. Ama var hakemi olarak hakem işte gömleğini çıkardı, AKP gömleğini giyip tekrar edilsin kararı verdi. Oysa ne offside var, ne el var, ne işte hatalı bir durum var. Ama golü yedi iktidar. Ne gidelim? Dün muhalefet açtı ağzını, yumdu yüzünü. İktidar da yanıt vermeye çalıştı. Yapın arkadaşlar, zulmedin, zulmedin, zulmedin ki sonunuz gelsin, gidiyorsunuz. Alıştığınız bir üslupla size söyleyeceğim. Seçildikten sonra ilk kez yüzünü gördüğümüz milletvekillerini CHP grubunda görmek bizleri memnun etti. Tabi ara sıra gelsinler. İnsanda bir eksiklik varsa bunu karşıya yansıtmakla ilgili bir psikolojik refleks oluyor. Bugün Sayın Cahit Özkan kendisi dün gece başında yankılanan soru şuydu. Bizim grupta 300'e yakın milletvekili var ama dün oylama sırasında 15 kişi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli iradeye yaklaşımının ne olduğunu tek parti döneminden çok iyi biliyoruz. Milli irade hırsızlığınız suçüstü yakalanmıştı. Oy size verildiğinde milli irade, başkasına verildiğinde kirli irade dediniz ve aynen geçen sefer yaptığınız gibi Yüksek Seçim Kurulu'nun soyunduğu role dün partili meclis başkanı soyundu. Burada iyi çalışılmış bir tertibi gördük. Maalesef bu tertibin içerisinde bakınız açıkça iç tüzüğün hükümleri 13. madde ihlal edilmiş. Sayın milletvekilleri, sayın grup başkan vekilini dinleyelim. Siz dün öyle bir gol yediniz ki yani rüştüyü futbola başlatsanız kalenizden çıkaramazsınız. Üzerindeki tarafsız hakem formasını çıkarıp AK Parti forması giydi. AK Parti'nin değerli seçmenlerine, AK Parti'nin değerli seçmenlerine meclis başkanına şikayet ediyorum. O kamera görüntülerinin çıkmayacağını zannettiniz. Meclis TV'nin ortaya koyduğu o görüntüler sayın milletvekilleri tertip içerisinde önceden buradan anlaşılmıyor divandan sayın milletvekilleri lütfen. Maalesef milli irade yok sayılmıştır. Gerçek şuydu. Katip üyeler yok başkanım ifadesinden sonra değerli katip üye dönüp makineye gidelim ne demek? Arkadaşlar yok. Zaman kazandıralım. İçeri koşup gelsinler demek. Ben sizin yerinizde olsam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirdiğim kanuna sahip çıkardım. Şimdi başınızı yerden kaldıramamanız lazım sizin. Şimdi diyorum kanunuza sahip çıkın. Dün buradaydık 10 kişi vardı. Muhalefet grubunda da milletvekilleri vardı. Şu mikrofon şehvetine kapılıp da parlamento grubundan milletvekili olup da buraya gelip de AK Parti grubunda 10 kişi var deyip muhalefet grubunda 100 kişi var demek yakışmıyor değerli arkadaşlar. Ben iç tüzüğün size tanıdığı hukuka karşı değilim. Ben çaldığınız minareye aradığınız kılı
sınıfa karşıyım. Onun için konuşuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi iradesi ne derse ona saygımız sonsuzdur. Hepimiz de ona saygı göstermek zorundayız. Sayın Eytaş, kimi Adıyaman'da un taşır, kimi bir tekkede zikir çeker, kimi imar plan değişikliğine fikir verir, kıyamadığım zavallı milletim de bunlar için vergi verir, haram olsun zıkkım olsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli iradeye yaklaşımının ne olduğunu tek parti döneminden çok iyi biliyoruz. Görevinize hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Teşekkürler Sayın Özel. Gündemimizde başka bir iş bulunmadığından kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek üzere 6 Nisan 2021 Salı günü saat 15'e toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Efendim günaydın Türkiye'ye. İşte bu yüksek tansiyonlu Meclis Genel Kurulu görüşmelerinin yansımalarını konuşarak devam edeceğiz. Bu dakika itibariyle bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Profesör İbrahim Kaboğlu. Kendisi anayasa profesörü her şeyden önce. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz yorgun, uykusuz ama. Dün çetin bir mücadeledeydiniz. Şimdi genel kurul bitti, sonra komisyonda devam etti aslında değil mi? Yani mesai bitmedi çünkü. Yok, mesai bitmedi. Çünkü genel kuruldaki o gerilimli oturumdan sonraki sabahtan başladık biz işe bütün bu anayasallık sorunu, meclise yapılan darbe. Ondan sonra imar komisyonuna, bayındırlık komisyonuna geçtik. Çünkü orada turizmi teşvik ve diğer kanunlarda değişiklik yapılmasına dair. Bu yerel yönetimlerde bir tırpana gitmeye çalışıyorlar. Ondan aynen, bahsediyorsunuz. Aynen öyle. Sadece, turizm işletmeleriyle ilgili Savaş olarak. Savaş Bey, sadece yerel yönetimler olsa Türkiye tırpanlanacak. Ormanlar bile, ormanlardan kıyılara kadar, Hakkari'den Edirne'ye, Muğla'dan Artvin'e, bütün Türkiye nasıl yağmalanır, nasıl talan edilecek ve en sonunda yerelin yetkisi, belediyelerin yetkilerini merkeze, merkezin yetkilerini tek kişiye aktarıyor. Şöyle bir soru doğdu haklı olarak. Acaba bu 11 büyük kent belediyesini biz değil de kendileri almış olsaydı bu düzenlemeleri yapacaklar mıydı? Büyük ihtimalle yaparlardı. Fayda sağlayacaktır çünkü. Onlara verirler. Şimdi oradaki sorun tabii esasen özü şu. Bazı alanlara hiç dokunmamak gerekiyor. Ormanlarda olduğu gibi. Çünkü anayasamızda madde 168, 169'da, 170'e o kadar güvenceli hükümler var ki. Düşünün ormanlara zarar verebilecek bir davranışa ilişkili söz söyleme bile yasak. Yani anayasayı ifade, güzel yazıyoruz ha, da hocam burada anayasayı uygulamakla ilgili sorun var herhalde. İşte tabii anayasayı askıya almak kolay şu andaki çoğunluk için. Şimdi konuşacağımız konuda iki cümleyle onu özetleyeceğim. Şimdi burada anayasal yasaklar olduğu halde ormanlar, bir kere bu doğal alanlar turizme açılamaz. Sonra kıyılar, kıyılara eşit giriş hakkı var yurttaşların anayasa madde 43. Kıyılardan ormanlara kadar, meralara, kışlaklara, yaylalara kadar bu hükümler, yani Türkiye'nin ülkesi, doğal değerleriyle ilgili hükümler, çevresel değerleriyle ilgili hükümler anayasada kamu yararı, üstün kamu yararı başlıkları altında güvence altına alınıyor. Bizim bu komisyona çok uzun sürdü. Genel görüşmeler en sonunda hani biraz kavga yumrukla ancak salıya bıraktırabildik. Yoksa sabaha kadar bu işi kapatıp kamuoyu duymasın, bir an önce geçirelim diye. Çünkü eğer dursaydık bitecekti şu saatlere kadar. Hemen hafta sonu muhalefet içeri, hafta başı da mecliste yine. 48 saat geçtikten sonra genel kurula iniyor zaten. Genel kurula iniyor. Orada yine gece yarısına rastlatıyorlar. Covid-19 varmış, tehlikeliymiş. Ondan sonra bir yasanın görüşülmesinde ciddi bir müzakere gerekiyormuş. Bunlara bakılmıyor. Şimdi bu bakımdan mesela tam da dikkat edin Savaş Bey. Bütün gözlerin mecliste yapılan, genel kurula yapılan darbeye çevrildiği bir anda oldu bunlar. Darbe mi diyorsunuz? Darbe diyorum. Çünkü yani 31 Mart'taki o fişleme ifadenizle teklifinin ortaya konduğu o görüntüler mecliste bir darbedir diyorsunuz. Bir darbedir. Niçin darbedir? Bakın şimdi.
Aralık 2019. Tam bütçe görüşmeleri var. Biliyorsunuz genel kuruldaki bütçe görüşmeleri çok hararetli. Bakanlar geliyor, atışmalar oluyor. Ve bir anda bütçe ve plan komisyonu toplanıyor dendi. Nedir dedik? Yani öyle ya, hani bütçe ve plan zaten orada olmadı. Bütçeden önce zaten görüşülüyor plan bütçede her şey. Her şey görüşülüyor. Nedir? Bir torba kanun gelmiş. O torba kanuna 2 veya 3 maddeyle güvenlik soruşturması sokuşturulmuş. Bütçeyle beraber gelsin gitsin diyorlar. Orada birçok kanun var. Başka komisyonlara giden kanunlar var. Oraya doldurulmuş güvenlik soruşturması. Gittik komisyona. Sabahladık. Dedik çok sakıncalı bu. Anayasaya aykırı. Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. Siz bu güvenlik soruşturmasının, arşiv araştırmasının bizatihi anayasaya aykırı olmasının yanı sıra üstelik bir de Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. O zaman anayasanın ayrıca o maddesini ihlal ediyorsunuz. Neyse sabahladık ama genel kurula gelince geri çektirmeyi başardık. Hı hı. 21 Aralık günü geri çekildi. Dendi ki uzlaşmayla yapalım bunu. Çünkü biz CHP olarak önerilerimizi sıraladık. Yani bu düzenleme anayasaya açıkça aykırıdır. Siz hukuk fakültesini bitiriyorsunuz, tıp fakültesini bitiriyorsunuz. Öğrenciyken varsayalım Boğaziçi'nde bir gösteriye katılıyorsunuz. Ondan sonra demokratik hakkını kullanarak. Demokratik hakkınızı, anayasal hakkınızı kullanıyorsunuz. Evet. Anayasada var. Ya da ifade özgürlüğünüzü kullanıyorsunuz anayasa madde 26 gereği. Ama bunun için ömür boyu sizin kamu hizmetine giriş hakkınız yasaklanıyor. Yani bu protestolarda bir gözaltı, hakkınızda bir işte adli işlem yapıldığında gençsiniz, delikanlısınız, kanınız kıpır kıpır, bir haksızlık karşısında anayasal hak kullandınız, hayatınız boyunca karşınıza çıkacak. Karşınıza çıkacak. Ya da düşünün, siz değil, sizin babanız. Oradan anneniz, aileye de gidiyor. Tabii. Ve hani anayasada yer alan şahsiliği, suçun şahsiliği, evet, ilkesi veyahut da masumiyet karinesi, bütün bu ifade özgürlüğü, inanç özgürlüğü sorabilir. Annen oruç tutar, hı hı, mı filan? Ramazan ayında işte nasıl davranılır? Bu bile inanç özgürlüğü. Şimdi bunlar arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması dikenli alanlar. Düşünün genç kızlar ve erkekler için. Bitirmişler. Birincilikte bitirenler. Geçen yıllarda tanık, evet, olduk biz, değil mi? Evet. Tanık olduk. Benim öğrencilerim oldu. Bitiriyor. Birincilikte hocam diyor, ben test sınavında 90 aldım ama mülakatta 7 kez elendim dedi. Ve o sıralarda kimleri doldurduklarının ne yaptık? Asıl olanın mülakat olduğunu gördük aslında. Onu gördük. Şimdi bütün bunlar varken biz hani uzatmadan güvenlik soruşturması, arşiv araştırması gerçekten anayasaya kesinlikle açıkça aykırı. Bunu bir anayasacı olarak söylüyorum aynı zamanda. Çünkü görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir şey aranamaz diyor. Ne olur? Adli sicil kaydı olur. Ben bir suç işlemişsem, hakkımda kesinleşen bir şey varsa o zaman tamam. Zaten o, var hayatımızda adli sicil belgesi var, ister. Belgesi siz var. Aday olurken sizden de isteniyor mesela. Hiç kuşkusuz. Ne oldu? Onu püskürttük. Dediler ki bize Aralık 2019, yani 16 ay, 17 ay önce uzlaşarak yapalım dediler. Ne çünkü biz de önerimizi hazırlamıştık. Fakat 6 ay, 7 ay gelmedi. Bir de baktık, Haziran sonuna doğru bu kez ayrı bir yasayla gelmişler. Yine Covid ortam ve koşullarında, daracık salonlarda, maskeli. Hadi ya, nedir bu aceleniz? Efendim, Anayasa Mahkemesi karar verdi. Boşluk doğuyor, biz bunu yapalım. Biz tabii koyduk, bütün argümanlarımızı koyduk, karşı gerekçelerimizi koyduk ve Türkiye'nin güvenlik soruşturmasına rağmen hani neler yaptığını, bunun nasıl kötüye kullanıldığını, geçen yıllarda şu kadar emniyet müdürü, şu kadar polis, şu kadar... Devlete nasıl sızıldığı zaten ortada. Evet, ya devleti nasıl ele geçirdikleri tabii ortada. 1 Temmuz itibariyle rapor çıktı. Biz tabii muhalefet şerhini yazdık anayasaya, hangi yönleriyle aykırı, nedir? 1 Temmuz beklendi. Mart sonu. Hı hı. 2000. Önümüze geldi. Geldi. Şimdi dikkat edin. 16 ay sonra geliyor. 16 ay sonra geliyor. Üçüncü aşamada. Hı hı. Aralık 19,
Haziran, Temmuz gibi geliyor. Evet, sonra 2021'e, böylece Mart sonu 2021'e geliyor. Şimdi bunları konuşmaya başlıyoruz genel kurulda. Ben kendi partim adına 20 dakikada anayasaya hangi yönleriyle aykırı, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen memurla aday farkı nedir? Bunu, bu mağduriyetin, bu şekilde ömür boyu yasağın anayasaya tümden aykırı olduğunu, çünkü hak ve özgürlükler sınırlanabilir ama hiç kimse ömür boyu özgürlüğünden, hakkından alıkonulamaz. Çok ağır bir yaptırım, biliyor musunuz? Evet. Yani bu gerçekten çok ağır bir yaptırım. Bütün bunları konuştuk geneli üzerine. Öbür gün bu konuşmalar bitti, maddelere geçilecek. Ve Haydar Akar son derece uyanık bir biçimde açıkça oylamayı yaptı ve geneli üzerinde görüşmeler bitince maddelere geçilmesi üzerine oylama yapılıyor. Olması gereken zaten yasama pratiği tam da bu. Yasama pratiği bu. Bunu yaptı ve oylamadan sonra, şimdi karşı taraf AKP ve MHP'li vekiller o kadar oya indirgenmiş bulunuyor ki oylama sırasında giriyorlar, sonra sayım ya da sayım sırasında giriyorlar. Sayım bitince hatta bazıları koltuklarına bile oturmadan, koltuğa geçip oturmadan kapı yakınında bir yerde basıyor düğme, elektronik basıyor ve o şekilde ben varım diyor, çoğunluk sağlanıyor. Sonra hemen çıkıyor, kulise gidiyor. Yani mesela, toplantı yeter sayısı bulunduktan sonra toplantı başlıyor, bir daha gelen doğru düzgün olmuyor. Bir daha gelen olmuyor. Hı hı. Şimdi orada mesela AKP'li vekiller yeter sayı var mı diye isteyebilirlerdi. İstemediler. Ama. İstemediler. Bizim başkan oyladı ve bu iş bitti. Burada iktidarın aslında elinde bir koz var. Muhalefette de var. Zaman zaman duyarız. Muhalefet der ki geciktirmek için mesela yoklama talebiyle 20 tane milletvekiliydi. Öyle değil mi, ayağa kalkan? Evet. Yoklama alınır ki biraz hani geciktirmek için bu tarz iç düzük oyunları olur. Burada da mesela toplantı yeter sayısı ister, karar yeter sayısı isteyen hep muhalefetten duyduk. İktidarın böyle bir pratiği olmadığı için mi acaba? Ya karar yeter sayısına gerek yok, 300'e yakın insanız biz gibi hiç herhalde ona gerek duymadılar. Gerek duymadılar ya da şunu gösteriyor. Hani yasama konusunda özensizlik, yeterli ilgi. Meclis nasıl olsa bizim. Bizim nasılsa oylanacak diye ve manzara şöyle oldu. Şimdi halk onlara seçmen çoğunluğu verdi. Tamam, AKP, MHP'ye çoğunluğu verdi. Ama mecliste, genel kurulda çoğunluk bizdik. Yani genel irade. 31 Mart akşamı siz daha fazlaydınız. Biz fazlaydık. Biz yansıttık genel iradeyi. Fakat sonra bir operasyon yapıldı, müdahale edildi. Dün sabah itibariyle Başkanlık Divanı toplandı ve Başkanlık Divanı'nda onlar çoğunluk oldular. Hı. Hani denir ya işte tepeden indirme, Jacobinizm filan. Şimdi ne oldu? Seçmen iradesini koydu. Sizi meclise gönderiyoruz. Çoğunluk sizde diye. Fakat onlar meclise devam etmediler. Genel kurula, çünkü genel iradenin yansıdığı yer genel kuruldur. Asıl millet iradesi orada yansıyor. Orada yansıyor. Tabii. Orada onlar değil, biz çoğunluktuk. Fakat bizim çoğunluğumuz 24 saat sonra meclis başkanlık divanındaki o işte 10 oyla genel kuruldaki çoğunluk oyumuz iptal edildi. Ve böylece 3 aşamada bu iş bir darbe olarak nitelenebilir. Çünkü şöyle bir usul bu. Bir sözcükle. Buyurun. Latince'de usul prosedere demek. Yani ilerletmek demek. Bir şeyi ilerletirsiniz usul. Ve usul olunca anında saptanır usule ilişkin hususlar. O nedenle mesela Anayasa Mahkemesi'ne başvuru için 60 gün gerekiyor. Fakat şekil eksiği olunca... Önce bir usul, şekil yanlışı var hemen. Varsa evet, aynen 10 gün içerisinde. Evet. Şimdi eğer usul yanlışı var idiyse... Haydar Akar ne yaptıysa o an yapılmalıydı. O an yapılmalıydı. Meclis Başkanı eğer burada bir yanlışlık olduğunu varsayıyorsa hemen o gün önceki akşam halledilmeliydi. Orada halledilmeliydi. Orada az önce siz çok iyi betimlediniz. Grup başkan vekilleri var, evet. MHP'nin var, AKP'nin var, kaldırıp efendim yeter sayı var mı, çoğunluk var mı, böyle bir itilaf yok. Hemen onu izleyen saatlerde ya bir yanlış, hayır böyle bir şey yok. Siz o zaman 24 saat geçtikten sonra
dün yapılan oylamayı ben geri alıyorum derseniz, peki 48 saat geçse bunu yapabilirsiniz demek ki. Bir hafta günler geçse yapabilirsiniz, günler sonra yapabilirsiniz. Orada bir yanlış varmış, bakın itiraz ortaya çıktı diye geçen seneki bir kanunla ilgili de yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz, şimdi bu vahim bir şey. Yani buna meydan verilmemeliydi. Böyle bir yol açılmamalıydı. Fakat buna da tanık olduk. Bu acıdır, üzücüdür ama buna tanık olduk ve bu da tabii neyi gösteriyor? Karşı karşıya bulunduğumuz Cumhur İttifakı adı verilen iktidar blokunun anayasayı ne kadar kolay askıya alabileceğini gösteriyor. Çünkü ben Cumhur İttifakı'nı meclise vurulan ters kelepçe olarak nitelendiriyordum. Çünkü onlar konuşmuyor, onlar susuyor, sadece el kaldırıyor, indiriyor. Biz canhıraş çalışıyoruz, bilgi temelinde bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ama en sonunda oylamayla kaldırıyor, indiriyorlar. Önceki gün onu da beceremediler. Onu da beceremediler ama ne oldu? Bir ama gün beceriklilermiş. Sonra bir gün sonra. Ama hocam yaptı. Şöyle bir durum yok mu? Şimdi evet. Sizin yanınızda anayasa var. Evet. Anayasayla beraber arkasında da iç tüzük vardır evet, anayasa evet, kitapçının. Tabii. Meclis iç tüzüğü de 13. maddede böyle bir imkan veriyor meclis başkanına. Evet. Diyor ki mühim, önemli bir yanlış varsa evet, düzeltilmesi evet. konusunda siz de işaret ettiniz. Eğer evet. varsa bir yanlış o an yapılmalı. Ama onu biraz sanki farklı okuyup genişletilerek meclis başkanına böyle bir yetki her an her saniye verilmiş gibi. Oysa birleşimden sonra bile olsa o gün içerisinde takvim yaprağı değişmeden müdahale edilmesi ya da oturumdan herkes dağıldı hadi evden biraz gelin denmemesi gerekiyordu. Tüzük verebilir ama gereği öyle değil diyorsunuz. Yok gereği öyle değil. Şimdi burada dürüst olmak lazım. Burada saydam olmak lazım. Bu hukuk kuralları yüzyılların süzgecinden geçen mücadelelerin, uzun uzun düşüncelerin, görüşlerin ürünüdür. Eğer biz bu şekilde ihlal edersek o zaman bu anayasaya ihtiyaç yok, hukuka ihtiyaç yok. Hani tarihte güç kimdeyse o hükmetti. Yani çağdaşlığın, medeniyetin anlamı hukuk kurallarına herkesin bağlı kalması. Kaldı ki öte yandan konuya gelecek olursak güvenlik soruşturmasına siz madem o kadar önemsiyordunuz, bu önemliydi. Aralık 2019'dan bu yana 16 aydır bunu sürüncemede bıraktınız. Açıkçası sürüncemede bıraktınız. Peki bu kural gereği geçmiş, oylanmış. O zaman bir 12 ay daha bekleyin, ders çıkarın. Kendinize. Toplumu da germeyecektiniz. Millet iradesine bir anlamda saygı da böylelikle ortaya çıkmış olacaktı. Çıkmış olacaktı. Grubunuza daha kolay hakim olabilecektiniz. Çünkü AKP grubu Meclis Genel Kurulu'na gelmiyor. Yani 290 vekil diyelim, 29 kişinin orada bulunması ne iyi, ne iyi diyorsunuz. Yani onda biri. Oysa hepimiz aynı ortak metne andiştik. Evet. Madde 81 anayasanın üstünlüğüne diye. Hepimize maaş ödeniyor. Yani iki yönden eşitlik var. Hani maaş da herhalde hiç kimsenin aksamıyor. Anayasa andı birlikte ama anayasa andının gerekleri konusunda biz buna saygı göstermeye çalışıyoruz. Onlar ise ihlal için yarışıyor. Şimdi burada madem ki böyle bir şey oldu, oylama yapıldı, tamam belki ya kendi kendilerine kuşkusuz nasıl olur bizim vekiller meclise gelmezler filan. Ama bu da bir öz eleştiri olmalıydı. Bir demokratik sürecin bir parçası olarak olmalıydı. Kendi vekilleri üzerine bir Damokles'in kılıcı gibi. Bakın işte sizin devamsızlığınız yüzünden bu kadar fazla olduğumuz halde bu bir yıl sonraya kaldı. Bu da bize ders olsun. Bu çünkü bir demokrasi sürecidir anayasal çerçevede. Hayır, bunu yapmak yerine onu darbelediler ve örttüler ve az önce söylediğim gibi hemen anında yukarıda Bütçe ve Plan Komisyonu'na Bayındırlık Komisyonu toplanıyor ve orada ülkeyi bir tür hani bu kez ülkeyi maskeleyecek, kamufle edecek bir yasa önerisi. Mesela orada hani o kadar önemli bir yasa ki düşünün Turizm Bakanı, Kültür Bakanı, Orman Bakanı, Çevre ve Şehircilik Bakanı birçok bakanlığı ilgilendiriyor, belediyeleri ilgilendiriyor ve sadece
Turizm Bakan Yardımcısı gelmiş. Ha, bakanlar da gelmiyor. Bakanlar onun muhatapları da aslında şimdi, yok. Tabii gelmiyor. Şimdi öbüründe hani içi oluyor ama kamuoyunun bu hani mecliste evet güzel yasamız var, anayasamız var. Burada iş düzük hükümleri teker teker sayılmış. Bunlara uyulmaması bir yana yasama ahlakı dedim, yasama etiği. Gece o bu güvenlik soruşturması konuşmamda genel kurulda şöyle oldu çünkü. Şimdi 18 Aralık gecesi AKP'li bir vekil imzasıyla geliyor teklif. Torba kanuna güvenlik soruşturmasını koyuyorlar. Onu geri çektiriyoruz. 6 ay sonra gelen teklifte o vekiller hiçbiri yok. Yeniden başka vekillerin imzasıyla geliyor. Başka vekil. Ama teklif aynı. Teklif genişletilmiş. Hı hı. Sanki hiç olmamış gibi. Hı hı. Baktım hiçbir vekil yok. Ya dedim ne yapıyorsunuz? Kim var dedim. Olan sadece İçişleri Bakan Yardımcısı. Yani 6 ay önce Aralık 2019'da İçişleri Bakan Yardımcısı gelmiş. Esasen teklifi hazırlayan yazan hı hı. bizimkiler de vekiller imzalıyorlar. Ve dedim Sayın Bakan Yardımcısı siz olmasanız hiç önceki toplantı konusunda bir tanığımız yok. İyi ki siz varsınız dedim çünkü. Yani teklife genel kurulda sahip çıkılmadığı gibi görüşmesi sırasında teklif sahipleri de yok. Yok yani aynı parti ilk teklifi veren vekili tamamen dışlamış. Hiçbir şey olmamış gibi oysa kayıtlar var, bizim muhalefet çevrelerimiz var, yayınlanmış rapor kitapçık olarak bunlar yok. Bunlar tabii ki yasama pratiği. Hocam işte bunlar konur, çıkarılır. Hayır, yasama pratiği, yasamanın sürekliliği, yasamanın saydamlığı kim varsa daha önce vermişsen sanki o olmamış gibi, verilmemiş gibi. Şimdi bunlar tabii yasama gibi bütün Türkiye'yi ve gelecek kuşakları bağlayacak metni oylayacaksınız. Koyacaksınız yasa olarak bağlayıcı genel bir norm koyacaksınız ve siz bunu parçalaya parçalaya, örte örte, gizliye gizliye, kopara kopara getirip bir gece yarısından sonra çoğunluğunuz var mı yok mu kaldır eller, insin eller bunu geçirtmeye çalışacaksınız. Kalkmayınca da bunu yöneteceksiniz. Ama sonra işte ben sabah şey dedim futbolda artık bir var odası var yani var odasının başında da meclis başkanı var. Yani sonuçta biz meclis başkanı diyoruz ama yasama pratiğinde hakemdir öyle değil mi meclis başkanı? Hiç kuşkusuz çünkü 4 vekil var. O 4 vekil bölüşümlü olarak dönüyorlar ve o vekiller tam yetkiyi kullanıyor meclis genel kuruluna. Evet, başkan adına başkan vekili tabii başkan çünkü anayasanın ilgili maddesinde açık şeyi var meclis başkanlık divanı. Çünkü meclis tek kişi tarafından yönetilmiyor başkanlık divanı. O bakımdan ben kürsüye çıkınca sayın başkan divanın sevgili üyeleri sayın vekiller diye onlara hitap ediyorum. Çünkü bir kurul olarak ekip olarak orada varlar. O nedenle orada meclis genel kurulunun gündemi ve özelliği nedeniyle oradaki başkan vekili başkandır ve divan, katipler esasen bir arada çalışır. Bir arada çalışır ve tam yetkilidirler. Tam bir yetkilidir. Yanlış oldu mu zaten iç tüzük de diyor ki katip üyelerle birlikte işte sayar diyor. Öyle oluyor ki ama burada böyle bir sorun yok. Efendim salondan biri makine falan diyorlar. Bir şey makine diyor. Falan demiş ama ne demiş? Yani elektronik makineye bir girilsin. O zaman da zaten şey kararı verilecek. Arkadaşlar oylamayı tekrarlıyoruz. Makineye bir gelsin dedim mi zaten kuliste herkes. Kuliste gelip hemen böylelikle çoğunluk sağlanacak. Zaman kazanma işi. Zaman kazanma ama o katipler arasında çünkü başkan dönüyor. Az önce siz de anlattınız. Başkan dönüyor. Tabii öyle ya bütün partilerin, grup bulunan bütün partilerin katipleri var. Anlaşmazlık olunca o zaman ne yapıyor? Yeniden sayım yaptırıyor. Katip üye bir memur değil. Onlar da sonuçta milletvekili diyorlar ki Sayın Başkan bir saniye yanlış var olur mu? Tabii. Orada muhalefetin de katibi var. İktidarın da var. Doğal olarak diyorlar ki İbrahim Bey bir saniye Sayın Başkan görmüyor musunuz 18 kişi var. Öbürü de diyor ki olur mu canım 17 kişi var. Orada bir tartışma varsa başkan ayağa kalkarak tekrar edilebilmeye hükmediyor. Ama onlar da olmadı. Tabii olmadı ve bu kadar en azından bir seferinde en az 5 katip üye var. Düşünün 5 bir kadın oluyor, bir iki kadın oluyor, 2-3 erkek oluyor başkan. Şimdi meclis o divan şeyi de kürsü de yukarıda tabii. ve meclise hakim yer bütün vekilleri. Çünkü herkesi görüyorlar. Herkesi tabii. görüyor. Sağ tarafı görüyor, sol tarafı ortayı görüyor filan
ve bunu istediği biçimde onu denetleyebiliyor, sayabiliyor. Şimdi böyle bir ortamda orada esas uyuşmazlık oradan çıkar. Yoksa salondan biri mırıldanmış oluyor. Her zaman zaten laf atma oluyor. O sataşma hep oluyor. Tabii kaldı ki az önce konuştuk. Grup başkan vekili her an kaldırıp kalkınca. Her yeter sayısı istiyorum diyor. İstiyorum diyor ve meclis başkanı da onu duymamazlıktan gelemiyor. Gelemiyor. Grup başkan vekilinin talebini hemen yerine anında getiriyor. Tabii. Diyor ki karar yeter sayısı var arkadaşlar. Olur mu efendim sayalım diyorlar. O sırada bir karar yeter sayısı sayılabiliyor, istenebiliyor. Şimdi biz genelde hep meclis başkan vekillerini konuşuyoruz da şöyle bir yay şeklinde o divan. Evet, ve divanın sağında, solunda, arkasında, başkanın yanında yardımcıları aslında katipler. Tabii kesin. Yani işte en sağ tarafa da bakıyorlar, en sol tarafa da bakıyorlar. Ve böylelikle salona hakimler. İşte az önce sizin bahsettiğiniz o elini kaldırarak içeri girenler oluyor dediniz. Evet, genel kurulun arka taraflarından. Evet, ben hatırlıyorum. Kendi önergesine kabul etmeyenler de eli kalkarak gelen AKP'liler oldu. Ne olduğunu bilmediği için. Ne olduğunu bunu mesela görebiliyor katipler. Kesinlikle. O zaman orada aslında sadece benim kanun teklifim nasıl olur da reddedilir düşüncesi var. Bütün sorun bu. Çünkü halk çoğunluğu vermiş, seçmen çoğunluğu vermiş ama orada görevini yapmamış. Öbür taraf çoğunluk olmuş ve buna saygı duymalı. Bu demokrasinin asgari gereğidir. Nasıl olur da ben çoğunlukta olduğuma göre benim vekiller odalarında otursalar da kulislerde çaylarını kahvelerini içseler de nasıl olur da muhalefet asgari olduğu için. Çünkü öyle ya, bizim demokratik muhalefet olarak adlandırıyorum ben CHP, HDP, İYİ Parti, diğerleri de var İçi Partisi ama onların grubu yok. Ve bu üç parti gerçekten ilk kez o benim adlandırmamla demokratik muhalefet diyorum. Tam blok davrandılar. Bu bir örnekti. Hani deniyor ya işte falan partiyle masaya oturma. Hayır, bunlar fırsatçılık yaptılar deniliyor mesela. Muhalefetin öyle fırsatı kollama gibi bir durumu olacaktır. Hayır, hakkıdır herhalde. Hayır, onun ötesinde şu fırsatçılık değil. Olması gereken budur. Düşünün. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yasasını görüşüyorsunuz. Gelecek kuşaklar Türkiye'nin 21. yüzyılını belirleyecek. Ve siz en gözde üniversitelerinde bitiren öğrenciler şeyine göre, formasyonlarına göre işe girebilecekler mi? Yoksa yine geçen yıllarda olduğu gibi belli partilerin arka bahçesi mi olacak kamu görevi? Türk kamu yönetimi zaten iyice bozuldu, dejenere edilmeye çalışıldı ama partizan bir kamu yönetimi mi olacak? Yoksa Türk kamu yönetimi anayasa madde 70 gereği liyakat ilkesi üzerine yeniden inşa edilecek bir yönetim mi olacak? Çünkü sizin devlet yönetiminiz eğer çöküyorsa ülke çöküyor demektir. Şimdi bu çok önemli bir yasada, bu fırsatçılık değil. Orada bulunmak, onu izlemek, özenli olmak, ne oyladığımızı bilmek tam tersine bizim içtiğimiz andın ve almakta olduğumuz maaşların bir gereğidir. Yani and içtik. Millet adına bir denetim faaliyeti yapıyorsunuz. Millet size o sorumluluğu. Ve oyladığımız yasa nedir? Ne getirecek, ne götürecek? Ve benim içtiğim anda anayasanın üstünlüğüne sadakatten ayrı kalmayacağım. Kalmayacağım ama namusum ve şerefim üzerine diyorum. And içerim diyorum. Yani haysiyetim üzerine. Bundan öteye bir kavram yok değil mi dilimizde? Haysiyetim üzerine. Ne demek haysiyet? Dignitas Latince. Görevimi hakkı gereği gibi yapacağıma, orada olmalıyım, izlemeliyim ne oyladığımı. Ama ben eğer oylama sırasında şeyden giriyorsam, şu elle neye oy vereceğimi bilmiyorsam, o zaman ben o görevimi yapmıyorum. Namusum ve şerefim üzerine verdiğim sözü tutmuyorum demektir. Şimdi ne oldu mesela o kavgalardan sonra, gerilimli ortamdan sonra? Yukarıda, yani Bütçe ve Plan Komisyonu salonunda toplandık. O sıkışık, ondan sonra maskeli, havalandırma şeyi yok. Neyse ki başkan saat 8.30'dan sonra bir namaz arası dedi de 20 dakika kazandık orada bir hava almak için. Yoksa hani o kapalı ortamda, fakat tabii ki hani bu işin atmosfer tarafı orada sıraladım. Bakın
şu maddeler, anayasa şu maddeleri falan. Başkan dedi ki, hocam dedi, ben de hukukçuyum ama dedi, yani anayasa tabii tartışılabilir. Bakın dedim Sayın Başkan, anayasanın sözüne ve özüne dedim. Şimdi sözüne dedim, açık yazıyor. Bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Milletvekili olmaya da gerek yok. Okur yazar olmak yeter. Evet. Ha siz şunu derseniz eğer özüne uygun, işte doğaya eşit giriş hakkı 43. madde ihlal edildi mi? Cumhurbaşkanına verdiğiniz bu yetki işte 128. maddeye göre kamu görevini atayabilir mi? Bütün bunlar ama dedim tartışılabilir. Fakat dedim ben hem sözüne aykırılığı dile getirdim hem özüne yorum gerektiren alan. Ama dedim sizler çoğunluk bir oy farkla reddettiniz. Ben şunu beklerdim dedim. Anayasaya aykırı değildir. Evet siz bunu anayasaya aykırı diyorsunuz ama bu şu nedenle anayasaya uygundur demeniz. Teze bir antitezle gelmesini istiyorsunuz. Antitezle gelmeniz. Ben dedim. Kabul etmedim tamam diyorlar. Yani. Tamam diyorlar çoğunluk diyorlar. Peki bu kadar büyük yasanın bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor. Nerede etki analizi dedim. Nerede etki analizi? Ne getirecek? Nasıl bir yasama dedim. Biz yüce meclis diyoruz. Büyük meclisle yetinemiyoruz. Yüce gazi diyoruz. Ama bu gazi meclisin yüceliğine yaraşır bir yasa yapmıyoruz. Peki çevresel etki değerlendirmesi nerede bu yasanın? Hani siz tutacaksınız, bütün kıyıları açacaksınız, lüks şeyler diyeceksiniz, şemsiyeler diyeceksiniz, ormanlarda şu kadar, işte bütün Orman Bakanlığı'nın yetkilerini Turizm Bakanlığı'na aktarıyorsunuz. Büyükşehir Belediyelerinin yetkilerini İmar Bakanlığı'na aktarıyorsunuz. İmar Bakanlığı yetkilerini Cumhurbaşkanı'na aktarıyorsunuz. Dönüp dolaşıp tepkere gidiyor. Evet, bir yasaya Cumhurbaşkanı koyuyorsunuz. Ve bütün yetkiler, yani Cumhurbaşkanı zaten bütün yetkileri eski deyişle temerküz etmiş bir kişi, kendi şahsına toplamış bir kişi. Hemen belirteyim bir cümleyle, orada da her vesileyle belirtiyorum. Bakın, günümüzde hiçbir çağdaş devlette bütün devleti temsil ve hükümet yetkileri bir kişide toplanmadığı gibi tarihimizde de yoktur benzeri. Yani Osmanlı Devleti'nde bile padişah hiçbir zaman Divan-ı Humayun'u yapar. Divan-ı Humayun başından beri ve bu durum, karşı karşıya bulunduğumuz durumun vahameti şu bakımdan kayda değer. Bütün siyasal karar mekanizmaları, bütün kolektif toplu kuru halindeki bütün siyasal karar mekanizmaları 2017 değişikliğinde tasfiye edilmiş bulunuyor. Ama şöyle itiraz da var hocam. Deniliyor ki yani işte Mustafa Kemal Atatürk de tekti. Hayır ama meclis vardı. Çok meclis. Bugün çok, de var. Çok güçlüydü. Bugün meclis de meclis. Çok güçlüydü. Ama bugün güçlü değil diyorsunuz. Hükümet dikkat edin 100 yıl önce analım 21 Anayasası'nda bu vesileyle 21 Anayasası tarihimizin en çoğulcu, en demokratik anayasasıdır. 21 Anayasası aynı zamanda devleti kuran anayasadır. Ve 21 Anayasası sadece 21-24 arasında uygulanan anayasa değil, bütün bu reformları, cumhuriyetin reformlarının, saltanatın kaldırılması, hilafetin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanununun kabul edilmesi, bütün bu temelli reformların yapıldığı anadır aslında. Anadır. Oradan doğdu, var oldu. 3 yıllık en kısa dönem anayasamız ama bugünü bile etkileyen bir anayasa ve orada yanlışlıklar şöyle yapıyorlar. Meclis bırakın şeyi olmasını, güçsüz olmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti yani diye adlandırıyor. Türkiye yani hükümet Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti düşünün 100 yıl sonra bırakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hükümetsiz olması, Türkiye hükümetsiz. Hükümet yok Türkiye'de ve tek kişi var. Hiçbir zaman, çünkü Mustafa Kemal'in Bakanlar Kurulu vardı, Başbakanı vardı. Bir denge meclis denge... onu resmen oylarken acayip sıkıntıya sokuyordu. Neredeyse 2 oyla, 3 oyla geçirdiği, kendisini oylattığı zaman sıkıntılar yaşadığı dönemler var. Tabii kaldı ki Mustafa Kemal'in Gazi Kemal diye el yazısıyla yazdığı anayasa taslağı var 1923'te yazdı ve o taslaktaki hükümlerin hepsi 24 Anayasası'na yansımadı. Hani iyi ki yansımadı diyorum ben bir demokrat ve anayasacı olarak. Çünkü bu ne demektir? Demek ki Atatürk'ün gücünün, yetkisinin de belirli bir noktaya kadar olduğunu... Bir çerçeve yine var yani. Bir çerçeve var, meclisin gücü var. Evet. Şimdi ne oldu burada 1 Şubat gecesi sivil anayasa diyen kişilerin...
hani bir anda Türkiye'nin gündemini değiştirmeleri, biz bu durum karşısında 2017 değişikliği kabul edilemez gerçekten. Bütün kurumları tasfiye etti. Biz her seferinde her vesileyle anayasa değişikliği diyorduk. Demokratik hukuk devletine dönüş anayasası. Hayır diyorlardı. Hayır efendim, anayasa var. Nasılsa biz 2017'de yaptık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu yerleşecek, bu devam edecek. Yeni anayasaya gerek yok ama biz işte güçlendirilmiş parlamenter rejim veyahut da demokratik parlamenter rejim söylemiyle anayasa çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı sürdürüyorduk. 1 Şubat gecesi saat 9'a doğru şimdi anayasa vakti dendi diyen kişi birkaç dakika sonra televizyon ekranlarında tartışmalar başladı. Ya bu kadar işte bu şeyin, rejimin, yönetimin niteliği konusunda bize bilgi veriyor. Medyanın nasıl kullanıldığı, nasıl işletildiği. Öyle ya, bir prof, doçent unvanlı bir kişi anayasa var diyor. Güçlendirilmiş parlamenter rejim diyenler gerçekçi değil falan diyor. Ama Cumhurbaşkanı çıkmış, şimdi anayasa vakti demiş. O söylemde bulunan kişiler bir anda 180 derece başka bir şey söylüyor. Yüksel başka bir şey söylüyor ve şimdi meclis genel kurulunda olsun, diğer mekanlarda sivil anayasa diyorlar. Gel, yapacaksanız gelin falan diyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz bu hızına yetişemiyorsunuz herhalde bunların söylemleri. Yetişemiyoruz çünkü bir kişinin sözü, bir kişinin sözü sürükleyebiliyor. Ama umudum ne biliyor musunuz? Dikkat edin, mesela HDP aleyhine açılan dava aslında gördük. Bütün yurttaşlarımız gördü. Açılacak dedi, açılsın dedi bu ikinci ortağın lideri. Büyük bir şeyle bu baskı karşısında, bu siyasal baskı karşısında. Çünkü mekanizmalar var şeyde, hakimler, savcılar kurulu kime bağlı, bütün bunları biliyoruz. Ve sonuçta o baskı sonucu anayasa madde 138 ihlal edilerek dava açıldı. Yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı ihlal edildi. Yargı üzerine bir tahakküm, baskı oldu yani. Tabii. Ben Yargıtay Başsavcısı, hukuka inancım gereği, Yargıtay Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı, onun üzerine dava açtı demiyorum. Dememem lazım ahlaken. Ama siyaseten böyle bir duruş ortaya kondu. Duruş ortaya kondu. Bu duruşun ortaya konulması bile nedir? Anayasa madde 138'in yargı bağımsızlığının, tarafsızlığının ihlalidir ve o dava gerçekten açılması gereken bir dava olmuş olsa bile adil yargılanma hakkı üzerine gölge düşüren bir davadır. Ve ne oluyordu? Hadi durmayın, hadi uymayın kurallara filan diye bağırışma devam ederken Anayasa Mahkemesi durun dedi. Ben kurallarla bağlıyım. Anayasa Mahkemesi kanunu, ben bunlarla bağlıyım. Ben bu iddianameyi geri gönderiyorum. Usul dedi. Eksikliği dedi, ilişkilendirmelerde tek tek ele alınması lazım dedi. Odak diyorsunuz, o odak nasıl? Ölmüş insana siyaset yasağı diyorsunuz, özensiz bir iddianame dedi ama burada onunla beraber herhalde yeni tartışma, anayasa mahkemesi kapatılsın çağrısı. Ben de oraya geliyordum. Bu ne olabilir demek? Mi böyle bir şey hocam? Şimdi tabii böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz ama hani biz Montreux'de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılamaz diyorduk. Montreux'den çıkılamaz diyorduk. Lozan'dan çıkılamaz onlar diyorduk. Onlar tartışılmaya başlandı bile. Tartışılmaya başlandı. Tartışılmaması gereken hiçbir yurtsever, hiçbir diyelim Avrupa'da birçok devlette bulunduğum yurttaşı kendi devletinin kurucu belgelerini tartışmaya açmaz. Hele hele bizimki gibi bu kadar uzun uğraşın, mücadelenin sonucu çok güçlü belgelerse hiçbir zaman bunlar tartışmaya açılmaz. Tartışmaya açmak demek Türkiye'nin topraklarında gözü olan şu ya da bu biçimde yabancılara koz verir. Şimdi bu Anayasa Mahkemesi de kapatılsın demek esasen bu şekilde bu parti kapatılsın diyen kişinin ya da kişilerin aslında anayasaya, anayasal kurumlara ve hukuka inancının olmadığını gösteriyor. Yani benim dediğim olsun, benim iktidarım baki sürekli olsun, diğer partiler, diğer kurumlar önemli değil. Biz Türkiye'yi iki kişi bildiğimiz gibi yürütelim. Anayasayı, çünkü Anayasa Mahkemesi'ni kapatmak demek, anayasayı 18. yüzyıl anayasasına çevirelim. İstediğimiz zaman uygulayalım. Program
bir biçim. Bir denetim anayasa olmasın zaten. Ha, olmasın. Kimse yaptığından sorumlu olmasın. Olmasın. Şimdi bir tek denetim var şu anda. O da Anayasa Mahkemesi bizim elimizde. Tek koz o çünkü hani... Ki siz de zaman zaman itiraz edersiniz. Hani beğenmediğiniz kararlar olur ama saygı çerçevesi içerisinde yani çok da Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenmeyerek bir eleştiri ortaya koyarsınız ama Anayasa Mahkemesi kararıdır dersiniz. Ama buna rağmen bugün iktidar tarafından da atanmış üyelerden teşkil olan bir Anayasa Mahkemesi'ni iktidarın ortağı diyor ki kapatın. Kapat, kapat diyor. Yani bu tabii ki bu bile yani bu söz bile... Bir skandaldır. Şimdi bu söz bile bakın milyonların sokağa çıkması sonucunu doğurması gereken bir sözdür. O milyonlar neyin adına sokağa çıkmak durumdalar? Neyin adına sokağa çıkmak durumundalar milyonlar? Anayasamı kolluyorum. Anayasamın bekçiliğini yapmak durumundayım. Anayasanın esasen bekçisi olan kurumun bekçiliğini yapmak toplum halinde... Hak ve özgürlükleri birlikte kullanmamızın, geleceğimizin güvencesidir diye anayasal haklarını kullanarak bunu yapabilirler. Şimdi burada siz bu mesajı verince bazı çevreler der ki o İbrahim Kaboğlu'na bak sokağa çağırıyor birilerini de. Bu mesaj aslında hani demokratik kültür içerisinde demokrasiye sahip olunmasıyla ilgili. Çünkü biliyorsunuz cımbızı aldık mı elimize oradan çekiveriyorlar. Yani ister istemez ama burada demokrasiye, anayasaya hiç kuşku, vurgu. Hiç kuşku. Tabii. Az önce dediniz ya hani Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirebiliriz. Ben de eleştiriyorum. Kitaplarımda, yazılarımda ama eleştirmek başka şey. Tanımamak başka şey. Tehdit etmek başka şey. Seni lağvederim, kapatırım bir kişiye, seni öldürürüm demek gibi. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 60 yıllık kurum. Biz ki, ben ki Avrupa üniversitelerindeki derslerimde bakın. Anayasa gidebiliyor musunuz hocam bu ara? Bu ara Covid haricinde yani Covid olmasaydı şöyle, bir ara gidemiyordunuz Şöyle tabii yasaklanmıştım. Tam evet. İşte Marmara ve Sorbon'da derslerim evet. Sırasında bir gece yarısı yasaklandım. Bütün haklardan yoksun kılındım. Şimdi gidebilirim ama parlamentodaki yine davet ediyorlar ama benim için şimdi görev burası. Şimdi ne oluyor? Derdim ki ben, bakın derdim Avrupalı öğrencilere. Önce Avusturya kurdu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Sonra İtalya kurdu, sonra Almanya kurdu, sonradan Türkiye kurdu. Yani Avrupa'daki dördüncü Anayasa Mahkemesi ve Avrupa modeli üzerine Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, Kelsen modeli üzerinde filan. Ve o derslerimde tabii hani benim bir anayasa yargısı formasyonum var ve meslektaşlar... Anayasa yargısını siz anlatın derdi. Avrupalıyı anlatıyordunuz. Tabii. Şimdi ne diyor Avrupalı acaba Anayasa Mahkemesi kapansın deyince? Şimdi işte ne duruma geldik? Nasıl bir ortama geldik ve iktidarın ortağı parti ki kendilerine Cumhur İttifakı diyorlar. Anayasa Mahkemesi kapansın diyor. Ben de diyorum ki bu söyleme karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu sesimizi birlikte yükseltmeniz, bunu icabında yurttaşlar, binler, yüz binler, nasıl ki İstanbul Sözleşmesi geri çekildiği zaman sokağa indiler ki haklılar, anayasanın ilgili maddeleri buna veriyor zaten. Toplantı niçin, dernek niçin, gösteri neden, yürüyüş neden? Benim hakkım ihlal edildiği zaman tek başıma sahiplenemediğim hakkımı Savaş Bey ile diğerleriyle birlikte seslendireyim diye. Dolayısıyla bir anayasal kurum kurşunlandığı zaman, öyle bir hedefe konulduğu zaman yurttaşlar hayır, bunu yapamazsın. Bunu söylemle, dayanışmayla, eylemle, yine bu anayasaya dayanarak yaparlar. Hiç kimse kötüye kullanmasın. Biz saydamız, bizim gizli kapakta hiçbir şeyimiz yoktur. Bunun altını çizmek gerekiyor çünkü alan oluyor. Şimdi şunu soracağım hocam. Evet. Belki de son artık değil mi tabii Emrah? Tabii. Hani zamanımızda tamam. Son soruya şöyle. Deniliyor ki muhalefetin oyuna rağmen, muhalefetin işte rağmen bir de işte şekil ortada, usul ortada, görüntü ortada. Bu oylara rağmen iktidar diyor ki kusura bakma. Sen yani istersen reddet.
ama ben ertesi gün tekrar getiririm. Pek çok insan da diyor ki muhalefet o zaman niye var ki? Çekiliversin meclisten, kendi çalsın, kendi oynasın iktidar. Şöyle, tabii belki de bunu istiyorlar. İktidarın beklentisi bu olabilir mi? Bu belki de bunu istiyorlar. Dolayısıyla biz 5 yıllığına seçildik ve andımızı içtik. Yani anayasal andımızı içtik. Bu görevimizi en özenli bir biçimde yapacağımıza dair. İşte dün yaşadığımız önceki gün kazanım, önemli demokratik kazanımdı. Dün ise bir darbe aldık ama bu darbe anayasa dışı, demokrasi dışı darbe aslında darbecilere zarar verecekti. Bu bizim haklılığımızı ortaya koydu. Daha mecliste tam tersine oradan ayrılmak yerine genel kurulu çok daha sahiplenmek durumundayız. Komisyonları daha işler kılmalıyız ve bu meclisin sesini genel iradenin yansıması olan meclisteki tabloyu halka daha iyi anlatmalıyız. Halka şimdi çok daha iyi anlatabiliriz. Çoğunluğu siz onlara siz verdiniz. Biz ise sizin sesinizi dillendirmeye çalıştık ama gücümüz yetmedi. Yettiği sırada da darbe yedik. O zaman daha güçlü olmamıza fırsat verin diyeceksin. Fırsat verin diyeceksin. Çok teşekkür ediyorum ben Sayın Kaboğlu. Önemli bir gündem başlığıyla çok detaylı bir şekilde hem anayasayı hem iç tüzüğü, demokrasiyi, anayasa mahkemesini de ele aldık. Her şeyden önce sağlık diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Efendim bugün artık mesainin son günüydü. Ses yavaş yavaş düşerken hafta sonuna. Saat 21 itibariyle sokağa çıkma yasağı başlayacak. Pazartesi sabah saat 5'te yasak sona erecek. Pazartesi sabahı tekrar karşınızda olacağız. Şöyle tezgahı ben bugün toplayamayacağım ama pazartesi günü tezgahı tekrar açacağız.